ilişkilerle konuşuyorum. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Nasılsınız? İyi misiniz hanımlar, beyler? Beyler de var aramızda. Kaç tane? 1, 2, 3. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ellerinize sağlık. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Programa hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ekran başındaki değerli izleyicilerim, buraya gelen değerli konuklarım, bizden yardım isteyen aileler. Yine bugün Allah şükürler olsun karşınızdayız. Bugün günlerden Perşembe. Konuştuğumuz konularla ilgili önemli gelişmeler var. Özellikle İsmail'in şüpheli ölümüyle ilgili çok önemli gelişmeler var. Birazdan ilerleyen dakikalarda paylaşacağım sizinle. Sevgili avukatımız Tunca Hanım'la beraber, Tunca Toker'le beraber sizlerin karşısındayız. Bizi her türlü konu arayabilirsiniz, biliyorsunuz. Telefon numaralarını arkadaşlarım ekranda giriyorlar zaten. Biz de elimizden geldiği kadar bize başvuran ailelere zaman ayırmaya, yer ayırmaya çalışıyoruz. Biliyorum zaman zaman da bekletiyoruz ama yani onunla bir aile, daha doğrusu bir anne kız buradalar. Aslen Trabzonlularmış galiba. Bizden yine yardım istediler, dolandırıldıklarını söylüyorlar ama sevgili, hemen anons edeyim. Sevgili Ayşe Hanım, kızıyla beraber, Ayser Hanım'la beraber yayınımıza geliyorlar. Maalesef ailesinin haberi yokmuş. Sevgili Ayşe Hanım, oğlu gelininden ayrılmasın diye medyumlara gitmiş ve 1 milyon 300 bin lira da para kaptırmış. Bir medyuma gitmiş, 800 bin lira kaptırmış. Diğer medyuma da gitmiş, demiş ki ya benim ondaki paralarımı kurtar demiş. Ona da yine kaptırmış, toplamda 1 milyon 300 bin lira parası gitmiş. Dediğim gibi biz her türlü konuda arayabilirsiniz. Biz gerçeklerin ortaya çıkması için yoğun bir mücadele veriyoruz, biliyorsunuz. Gerçeklerin de er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Öte yandan Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi. Instagram adresine de yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Orada zaman zaman anket çalışması yapıyoruz. Siz de orada katkıda bulunuyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Şimdi ben anne kızı, sevgili Ayşe Hanım, Kocaeli'den geldi diye biliyorum. Kızı Aysel'le beraber gelsinler mi? Gelsinler de bir hayat hikayelerine bir tanıklık edelim. Diyorlar ki paralarımı lütfen geri versinler. Başka şeyler de istiyor da kendisi anlatsın. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş geldin. Ayşe Hanım, nasılsın? Çok şükür, sağ olun Aduacığım. Sağ ol aşkım benim, teşekkürler sevgili Ayselciğim. İyi yayınlar, teşekkür İyi yayınlar. Ederim. Nasılsınız? Anne kızsınız. Anne kızız. Bir sürü şey yaşamış annen, haberin yokmuş. Sonradan öğrenmişsin. Evet. Şu en ucu alabilir miyim sizi? Şu köşeye alayım. Gel, hoş geldin. Bakalım hoş, ne yapabileceğiz. Belgelerle gelmişler. Bayağı da belgeler var. Şöyle sen o köşeye otur bir tanem. Şu köşeye gelir misin? Heh, rahat rahat otur. Burası sizin eviniz. Siz benim misafirimsiniz. Başımın üzerinde yeriniz var. Teşekkür ederiz. Şimdi sevgili Ayşe Hanım, senin kaç çocuğun var bir tanem? Benim bir tanesi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. 35 yaşında, 8 sene oldu. 8 sene oldu. Bir kızım var, bir oğlun daha var. Evet. Peki sen o oğlun ve gelinin barışsın diye medyumlara mı gittin? Aynen. Bir tane de değil ki, kaç taneye girdim internetten kafam sıkıldıkça. Aha. Dur, Gökhan bana bir şey veriyor, stüdyo şefim. O belgeleri de alayım, o belgeleri de bana verdiler. Ya neler var neler, oo bu nerede ya? Kaç tanesine gittin? Sen Kocaeli'nde mi yaşıyorsun? Evet, Darıca. Darıca. Ama aslen Trabzonlusun. Evet, Zonguldak'ta doğdum. Zonguldak'ta doğdun. Peki yani oğlunla gelin arası çok kötü diye mi sen gittin yani? Niye onlardan şey yaptın ya, dedi, kimseye şimdi, de söylememişsin ya. Benim oğlum vefat edince iki tane kız evladı var. Hı hı. Hani ayrılmasın onlar da, anne babasız yaşamasınlar diye bu hataya düştüm. Onların da 3 tane çocuğu varmış. Evet. Biri 3,5, biri 3 yaşında sanarsam, biri de 11 yaşında.
Şimdi bir hataya düşmüşsün. Ben senin hayat hikayen benim önümde. Aslında gerçekten sevgili izleyiciler, herkesin başına gelebilir. Kimseyi yermemek lazım. Aynen, kimseye aynen. Ben seni anlamaya çalışacağım. Öte yandan paralarını inşallah, tabii bir hukuki süreç de var. Biz de burada hukuki sürece yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah, sağ olun. Tamam, gerçeklerin yani bize bir sürü şey vermişsin. Belge, bilgi, hepsini ekranlara getireceğim. Peki niye medyumlara gitme ihtiyacı duydun? Yani o şekilde barıştırabileceğini mi düşündün bir tane? Önce Allah'tan medet ummak gerekiyordu ama işte medyumlara kapıldım bir kere. Nasıl ulaştın onlara peki? Nereden ulaştın? Nereden buldun bunları? İnternete girdim. Onlar zaten sıralı hocalar mesaj atıyorlar. Hı hı. İnternete falan, Facebook'a falan. Ekranda da oğlunu görüyoruz. Ekranda gördüğümüz oğlu ve gelini. Oğlun adı ne? Oğlum Murat Kuruoğlu. Gelinin? Cemile Kuruoğlu. Cemile ile Murat. Peki yani internette kimseye söylemeden ben bunlara gidersem bunların arasını düzeltirim diye ummuşsun. Evet. Kendi kendine biri mi sana söyledi? Git dedi Ayşe Hanım bunlara diyorum git. Diyorum ya, internete girdim, orada hocalar görünce hocalar hani diyor ki işte gideni geri getiriyorum, getireni çeviriyorum, hani yazıyorlar ya evet, hocalar. Evet, bir tane. Aynen. Ben de oraya giriyorum. Ya onlara işte bildiğim kişiler yazdım işte. İlk oğlum vefat edince o gelin de galiba evlenmiş, ona da ev vermişsin, bayağı fedakarlıkta bulunmuşsun. Evet. Bu kez bunun yuvası üst kata biliyorum yer vermişsin. Hatta bunun da yuvası dağılmasın, Murat'ın yuvası dağılmasın diye. Peki sosyal medyaya giriyor musun sen böyle? Yani girebiliyor musun? Yani hangi hesabın var? Facebook'a mı girdin? Facebook'a girdim. Orada sana o hesabı kim açtı? Ben kendi kendime açtım. Okuman yazman var. Beşten diplomam var. Beşten diplomam var. Aynen. Peki karşına çıkınca birden sosyal medyada kendini böyle sözde hoca olarak tanıtan insanlar karşına çıkınca ben oğlumla gelini barıştırabilirim mi diye mi düşündün? Öyle düşündüm. Hiç gelinle konuştun mu? Aralarını yapmaya çalıştın mı? Engelledi. Konuşmuyordu bizle. Yani torunları da özlüyorum hatta. Onları bile göstermiyor yani. Peki gelini seviyor muydun? Tabii ki severim. Sevmeyeyim. 3 tane torun verdi bana. Kaç yıllık gelindi? 13. 13 yıllık gelin. Aynen. Peki kızın Aysel'e, sevgili Aysel'e de söylememişsin. Aysel söyledi mi annen sana hiç? Hiçbir şey. Söylemedim. Ben komşular söylemedim. Daha sonradan işte şu 2 aya kadar komşular haber verdi bana. Ne dediler komşular? İşte annen çok kötü durumda, insanlara kanıyor. Bir yere para kaptırmış dedi. Sen o zaman etrafını anlatmaya başladın Ayşe Hanım. Tabii etraftan, annem artık bankalardan falan çekecek bir şey bulamıyor. Etrafından borç isteyerek göndermeye etrafı çalışıyor. Etrafı da öyle öğreniyor. Etrafı peki, da o şekilde öğreniyor. İlk böyle şimdi aslında bu evliliği merak ettim. Yani senin o Murat'la Cemile'nin evliliğini. Yani senin kızı gelin mi ayrılmak istedi, Murat mı ayrılmak istedi? Neden? Gelin ayrıldı. Gelin ayrılmak istedi. 4 kere uzaklaştırma vermiş ona. Benim oğlum çok dışarılarda kaldı. Kendine karavan yaptı. Arabasını aldı, gelin aldırdı. Arabası vardı, taksisi vardı. Evet. Gelin üstün yapmıştı. Taksiyi aldı götürdü. Bilmem kaçakçıların eline girdi. Sonra almışlar, kurşunlamışlar arabayı. Motor bisikleti vardı, onlar gitti. Siz beraber mi yaşıyorsunuz? Hayır, ben... Onlar nerede yaşıyor? Onlar Antalya şeydelerdi, Gebez'de. Peki ama ne oldu da bu şekilde, yani aralarındaki anlaşma, yani karı kocanın arasındaki mesele para meselesi mi, yoksa yani geline Allah korusun yani? Kızım, şimdi... bilmiyorum bilmiyorum, öyle de geçimsizlik ama bildiğim kadarıyla. Yani oğlun sana bir şey anlatmadı. Yok, oğlum hiçbir şey anlatmazdı, gelinim de anlatmazdı. Kendi kendilerine geçiniyorlardı. Ben de bir şey sormazdım yani, ne bileyim bu duruma geleceklerini. Yani şunu anlamaya çalışıyorum Ayşe Hanımcığım, yani bu medyumlardan medet ummadan önce Cemile ile konuşmayı denedin mi? Cemile ile konuşsaydın acaba, çünkü sonuçta iyi niyetle bir şey, yani paranı bile 1.300.000 lirayı kaptıracak kadar gözün kararmış yani. 1.500 mü? Ha öyle mi? 1.500.000 lira, özür dilerim. 1.500.000 liranı kaptıracak kadar gözün kararmış. Yani onları bir an önce barıştırmak istiyorsun. Konuşsaydın acaba barışmazlar mıydı, ya da sorsaydın canım kızım gelinim nedir derdin, ya da oğlumda mı hata var demedin mi hiç? Ya şimdi şöyle bir şey, ikisinde de vardır hata. Ha.
Sadece tek kişiyle değildir illaki. Mikrofonu düzeltir misiniz arkadaşlar? Hata ikisinde de vardır. Hata ikisinde de var. Aynen. Tamam, hata ikisinde de var diyorsun. Yani oğlunda da var. Vardır yani, bildiğim kadarıyla fazla bir bilgim yok yani. Benim düşüncem öyle, ikisinde de vardır demek ne istiyorum. Ne peki bu hata ne? Onu birisi Urfalı, biri Trabzonlu, Zonguldak Bartınlı mesela. Yetiştirilme tarzları farklı. Demek ki öyle, gelenekler, bilmiyorum. Görenekler farklı. 13 sene geçinmişler sonuçta. 3 tane evlat sahibi olmuşlar. Evet. Yani sen gidip onlarla beraber yaşıyor muydun? O eve gidiyor muydun? Çıkıyor muydun? Benimle bir kere mi, iki kere mi gittik? Yalan söylemeyeyim. Gittik. 13 yıllık evlilikte bir defa mı gittin? Efendim? 13 yıl evliler. Evet. Bir defa mı gelinin evine gittin? Bir veya iki, yani çok uzak olduğu için gidemiyordum. Onlar geliyor muydu peki? Ha? Onlar da gelmedi. Ya para durumu, her şey paraya dayanıyor. Gelinmiyor yani, zor. Ya sen 1 milyon 300 bin lirayı sen geline deseydin, ondan, harcasaydın. Onların geçimi ayrıydı, ne bileyim. Ay tatlım benim, ama işte yani kredi çekecek kadar evlilikleri kurtulsun diye bir çaba gösterdiğini söylüyorsun ya. Evet. Deseydim ben işte size yol parası, uçak parası, ne bileyim bir şey deseydin de. Gel benim yanımda yaşa deseydin. Benim oğlum diyor ki eğer diyor bu parayı da Cemile'ye yedirseydin diyor, yuvamız yıkılmazdı diyor. Sence yani, öyle haklı değil mi? Ya 1 milyon verseydin yani Cemile, bilmiyorum tabii, tartışma konularını bilmiyorum. İlk tartışmanın başlarında belki ekonomik nedenlerle tartıştılar. Bilmediğini söylüyor çünkü. Aynen. Ya da işte bir şey oldu, geçinemediler. Ya da işte kirada oturdular, ya da aralarında bir şey oldu. Yani, bir de daracık evde oturuyorlar. Da büyük eve çıkalım diye tartışıyorlarmış herhalde. O da yani durumumuz yok o kadar, veremeyiz diye düşünüyordu benim oğlum da herhalde. Yeni bir tane meseleyi öğrendik mesela. Geniş bir ev kiralasaydın, onlara öyle kira tutsaydın. Öyle düşünüyordu. Allah. Tartışıyorlardı. Ya peki oradaki şeyde, sosyal medyada görüntüyü görünce, o sözlü hocaların fotoğraflarını görünce ne oldu? Nasıl oldu, ikna oldun? Yani o insanı şey yaptın, aradın. Ne yazıyordu da ben bunları bir oğlumla gelini barıştırayım diye ikna ya oldun? Diyorum ya, gideni geri getiriyorum işte. Öyle mi yazıyordu? Öyle yazıyordu. Olabilir ya, herkes her şey. Yani bir başka ne, özür dilerim, bir anlatsın ne olur. Gideni geri getiriyordum diyordu. Başka ne yazıyordu? Yani sen nasıl ikna oldun, onu bir anlamaya çalışıyorum ki başkaları da aynı hataya düşmesinler. Başka ne yazıyordu tatlım? Şu anda bilmiyorum başka ne yazdığını. Ha, gideni geri getiriyorum deyince sen dedin ki benim geleni geri yuvası, getirecek. Yuvası yıkılanı yuvasını düzeltiyorum diye yazıyor. Sen de ikna oldun. Ben de öyle yani, yuvalara yıkılmasın diye düşündüm. Yazılara mı ikna oldun, yoksa o sözde hocalar böyle konuşuyorlardı, görüntüler mi paylaşıyorlardı? Hayır, mesaj yazdım. Onların şeylerinden dolayı ben mesaj yazdım. Aa, peki. Aslında şu görüntüleri de gösterse miydik aslında? Evet evet, öyle yapalım. Şimdi bir hangisi, görüntüler sırayla ekranlara gelsin, hangisi gelsin siz karar verin. Ona göre teker teker bir ekranlara getirelim. Bu sıralamayı ben bilmiyorum çünkü. Yani sevgili Ayşe Hanımcığım nasıl ikna olmuş o görüntüleri? Bir de bir video var mesela, o video çok çok ilginç. Hacer, önce hangisini getirelim ekranlara? Onu getirelim. Gideni geri getirin mesela, bunu mu gördüğünde ikna oldun merak ediyorum. Hem LED'e verelim hem ekranlara getirelim şimdi. Gelsin lütfen. Bunu bir video olarak hazırlamadınız mı? Böyle mi? Önce bu videoları mı paylaşıyordu? Evet. Diyor ki işte kısmet açma, bir tane daha var, Gökhan getir onu, götür canım bana. Yani bu kişinin adı ne peki? Sözde şeyin, aslında İsmail. Bu kişi dolandırıcı, İsmail mi? Ha, yazışmalar bende, tamam, onları da daha sonra ekranlara getireceğim yani. Peki orada telefon numarası falan mı yazıyordu? Evet. Ha? Evet. Ya şimdi bilmiyorum, o kadar bilgim yok. Bir tanesine 100 milyar gönderdim, parça parça gönderdim. Buna mı 100 bin lira gönderdim? Bu hariç. Bilmiyorum, iki tane miydi yoksa aynı kişiler miydi pek bilmiyorum. Aynı hesabın içinde mi böyle görüntüler paylaşıyor? Evet, bir tanesine 100 milyar göndermişim.
Aha, 100 bin lira gönderdi. Ona telefon ettim. Dedim paramı geri istiyorum. Dedi 5 milyar daha yolla. Ha? Ben sana paranı 100 milyarını yollayacağım diye bana öyle söyledi. Peki bu parayı yani 100 bin lirayı nereden buldun gönderdin? Biriktirdim yemedim. Nasıl yemedim? Yemedim idare ettim biriktirdim bir şeyler sattım. Of. 100 bin lira az para değil yani. Yani pazıydı, kara lahanaydı, ne bileyim bir şeyler sattım. Biz, ha, söyle anlat. Yani komşulara sattım mesela. İşte sattım öyle sattım. Ne kadar sürede topladın bu paraları? İlk ne zaman bu medyumlara para gelin, kaptın? Gelin ev aldıktan sonra birikim yaptım. Adı bir tanesini medyum İsmail olarak kendini lanse ediyor. Aşk diyor, boşanma diyor, ayrılık diyor. Cambar ne ya? Evlilik. Sevgili ve değişik değişik 85 tane beğeni 91 tane takipçisi var. Yani aslında tabii sosyal medya okur yazarlığı diye bir şey olması lazım. Ve sosyal kesinlikle. Medya onların zamanı gelince konuşuruz ya, bir olayı bir anlamaya çalışalım biz. Şimdi iki tane ayrı İsmail'e mi yazdın? İki ayrı hesap mı vardı? Ya onlar iki ayrı ayrı mıydı bilmiyorum. Bir tanesine işte diyorum ya. 100 bin gönderdi. 100 gönderdim. O evet. Da parçuk burçuk gönderdim herhalde. Diyor dedim paramı geri gönder. Dedi ki bana 5 milyar daha yolla. Tamam. Ben sana paramı geri göndereceğim dedi. Ama param ara geri gelmedi. Yok. Önce bir 100 bin lira kaptırdın. Ya onu birden gönderme az az gönderdim herhalde. 25-25 mi gönderdim öyle bir şey. Of ya bunlar ne zaman başladı anlamadım ben. Ne zaman göndermeye başladın? Kaç yılında başladın? İki seneden beri mi öyle bir şey? İki yıldır sen para gönderiyorsun medyumlara ki gelinle oğlun barışsın. Öyle mi? O kadarısını bilmiyorum. Ha? Ama o yüzden başlamadın mı? Sen bu medyumlardan gelinle oğlun barışsın diye böyle bir talepte mi bulundun? Aynen. Ha. Peki aynen. 100 bin lirayı gönderdin. Benim evet. Gelinle oğlum barışsın dedin. O ne dedi sana? İşte 25-25 mi gönderdim öyle bir şey yani. Ya hiç önemli değil Ayşe Hanım. Sen sonuçta parayı, parayı gönderdin gönderdim, ya. O sana ne vaat etti? O bana vaat etti işte 5 milyar daha gönder paranı geri göndereceğim dedi. Bir fayda görmedim ondan yani. Ne yaptı sana mesela 100 bin lira hiçbir karşılığı? Hiçbir şey yapmadı işte yani. Ay canım ya. Peki unuttum fazla bir bilgim yok şu anda. Ama söyle ki sonuçta benim anladığım kadarıyla sen de onu söylüyorsun. Sen dolandırıldığını söylüyorsun. Paranı istiyorsun değil mi? Evet. Paranın geri gelsin istiyorsun. Evet. Oğlunun da gelinin de. Oğlunla gelinin de barışsın istiyorsun. Aynen. Ben bu işi bedava yapıyorum. İnşallah. Param yok sana vermem. Para istemiyorum. Kurban olurum olur mu? Bu program senin program, sizin programınız. Dolayısıyla önce keşke bize gelseydin de biz aracı olsaydı gelinle damadı işte bir araya pardon gelinle oğlunu bir araya getirir miydik getirmez miydik istiyorlarsa elimizden geleni yapıyoruz. Çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bir de burada ağırlıyoruz sizi misafir ediyoruz başımın üzerinde yeriniz var. O yüzden söylüyorum lütfen ne olur eğer böyle talepleriniz varsa önce bizden bir yardım isteyin. Bizi telefon numaraları bir arayın biz elimizden geleni yapacağız. Ama sonuçta gelinle barışmak istemiyorsa, oğlan da barışmak istemiyorsa yapacak bir şey yok. Ama biz çaba sarf ediyoruz elimizden geleni yapıyoruz. Şunu gerçekten merak ettim. Önce 100 bin lirayı gönderdin bu İsmail'e. Bir kişiye mi gönderdin iki kişiye ayrı ayrı mı gönderdin? Ona bir kişiye gönderdim. Ha, bir kişiye 100 bin lira gönderdikten sonra adam ne yaptı sana? Hiçbir şey yapmadı. Yani nasıl barıştıracakmış bu arkadaş? Diyorum ya orada yazıyor işte okuyup da mı getiriyor, nasıl getiriyor bilmiyorum yani. Orada yazıyor ya gideni geri getiriyorum falan diye yazıyor. Ben onlara kapıldım. E demedin mi ben arkadaş sana 100 bin lira para gönderdim. Göstersene maharetini demedin mi? Deyince engelledi işte. Ne demiş? Söyleyince engelledi. Bir ara kızdım annemi. Hep... telefonumu şey yaptım sildim sonra tekrar onları şey yaptım. Dörtlü kardeşe geçelim Aysel'i de göreyim ben ekranı izleyicilerim Aysel kızını da görsünler lütfen. Aysel'cim anlamadım nasıl ne göndermiş anneni sen anladığım kadar öğrenmişsin. Annem çok ısrar etmeye başlayınca engellemiş karşı taraf engelliyor. Annemi. Engelleyince artık annem tekrar bir ara silmiş telefondan hatta son iki ay ben öğrendim. Dedim anne giden gitti. Benim için önemli olan senin sağlığın. Tabii o kadar çok miktar olduğunu bilmiyorum. 100 bin lira olduğunu söylemedi sana. Hayır 100 bin lira ne değil. Ne dedi yani annen çok sana? Çok miktar. 300-500 falan dedi ama ben of, dedim. Sakladın mı kızından Ayşe'den? Tabii hiç kimse bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. Of, yazık sana ya. Savcılığa verdim. Altınlarım, dolar
marklarım, Cumhuriyet altınların, Gebze Darıca'ya savcılığa verdim dekontları. Sonra istedim dekontları vermediler bana. Ya şöyle 100 bin lira 2 yıl önce de bayağı, şimdi 100 bin liranın şu anki değerini düşünmeyin. 2 yıl önceki değerini düşünün. Yani enflasyon daha da arttı, inşallah düzelecek, bütün kalbimle inanıyorum. Ve 100 bin lira o zaman, yani şu anki paranın değeriyle ben nereden baksan 700-800 gibi bir şey yani. Tabii ki dolar marka altına çevirseydim tabii ki olacaktı. Olurdu, ev alırdın sen geline. Ev alırdın yani. Oğlunun dediği gibi... Ev alsaydın belki araların düzelmesine de vesile olurdun. Peki 100 bin lirayı içine oturmadı mı 100 bin lirayı gönderdin? Ya üzülüyorum, oturmaz mı? Kolesterolüm var üzüntüden. Ha, ne oldu? Hasta mı oldun? Kolesterolüm var. Unutkanlığı var. Çok fazla unutkan yani, hatırlamıyor doğru dürüst. Bu olaylardan sonra mu unutkanlık tabii, başladı? Tabii çok üzüldüm tabii. Oo, o kadar psikolojik olarak da etkilendi. Tamamen etkilendi. Yani dün ne yedin diye soruyorum bazen, unutuyor. Başı hiç yerinde değil, psikolojisi hiç normal değil. Tamam, gönderdiği paraların, dekontların arkadaşlarını da ekranlara getirecek. Peki toplamda bu İsmail, bunun adı sosyal medyada hala var mı bu adam? Var bilemem, mı? Bilemem şimdi. Var mı, gördünüz mü hiç? Benim... Aa, var var, Merve var diyor. Hala sosyal medyada, Facebook'ta Medyum İsmail diye... Evet. Kendi çapına faaliyet göstermeye devam ediyormuş. Evet. Lütfen bu insana inanmayın yani. Bakın Ayşe Hanım'ın toplamda, sen bu İsmail'e bir yandan da neye yazıyorsunuz arkadaşlar? Ne, ben de göreyim de bir bakayım ne olduğunu. Ha, onunla evet 85. Peki kaç kişi takip ediyormuş bu arkadaşı ya? Medyum İsmail. Ha, o da bir gelsin lütfen. Bu da bu ne kadar göndermişsin? 5 bin lira bir göndermişsin. Bu en son gönderdi. En son. Ay, Temmuz ayında göndermişsin. Yok, daha pazartesi. En sonu pazartesi Didem Hanım. Şaka yapıyorsun. Evet, bu geçtiğimiz pazartesi. Bu son dedi. Paranın hepsini alacağım dedi. Bu son dedi. Bir 5 milyar daha gönder. Başka param yok dedim. Yani buraya orada, bu pazartesi gününe kadar sen bu adama para gönder. Adam değil, bayan ondan diye sonra bir de bayan ama. Var. Şöyle anlatalım. Allah ben yok. Onu biliyorum da, ben şöyle, İsmail'e toplamda ne kadar para kaptırdın? İlk adama, kapıldım. İlk medyuma. Ama bilmiyorum, dekontlarım karakola verdim hepsi diyorum. Hepsi bankadan. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlarım da araştırmışlar, bakmışlar. İlk kişiye 800 bin liraya yakın para kaptırmış. Evet. Sonra arkasından demiş ki ben bu adamdan paramı kurtarmak için başka bir medyuma gideyim demiş. Doğru mu? Neden? Beynim öyle şarj etti demek ki, bilmiyorum. Öğleden sonra Trabzon'da oldu. Çok zeki insanlardır. Benim kocam da Artvinli. O da yani Karadenizli insanlar çok severim ben yani. Cemile ile sen ne zamandır görüşmüyorsun Ayşe Hanım? 3 sene oldu herhalde. Hiç sesini duymadın? Yok. Hiç konuşmadın? Vay. Peki. Alo de bakayım. Kim var telefon attığında? Alo de. Alo. Alo. Efendim. Ayşe Hanım, Cemile telefondaki. Evet, anladım. Buldum. Tanıdın mı? Sevgili Cemileciğim, 1.500.000 lira para kaptırmış medyumlara. Senle işte Murat'ın arası, oğlun arası iyi olsun diye. Bu kadar mı seni seviyordu tatlım? İyi o. Bunu yaptıkça aramızı bozmaya çalışıyordu zaten. Barıştırmak için değil de aranızı bozmak Hayır. için mi? Hayır, oraya gittikçe biz daha çok kötü olduk. Aramız daha çok kötü oldu. Demek ki tersine mi yaptılar bilemem. Ben Allah katında yalan söyleyemem çünkü ondan yuvası olsun diye uğraştım. O parayı oraya vereceğine, gelinine, oğluna, torunlarına bir ev alsaydım. Bence de biz de onu söyledik. Belki birazcık huzurumuz da olurdu. Böyle de ayrı düşmezdik. Ben haklısın, de onu söyledim Cemile. Dedim şey ki diyemem. Bu kadar parayla sen o zaman para yani altına koysaydın şimdi sana yani. Kocaeli'nde, Antalya'da, orada burada güzel bir ev alırdı yani. Ama tamam, orada bir hata yapmış da şimdi hala diyor ki acaba diyor tersine mi muska yaptılar? Hala inanıyorsun bu adamın bir şey yaptığına hala, ya. Hala işte hala inanıyor. Sorun da orada. Ama bir kadın mı? Ayşe Hanım iyi niyetli ama. Annem çok sağ. Evet. Gerçekten çok sağ. Bak Aysel de ağlıyor, Görümcen de ağlıyor. Ayşe Hanım da ağlıyor Cemile. Benim ilk oğlum öldü. Bundan yuvası. Bence yıkılmasın dedim. Giden paraya alıyorlar, bana değil. Yok yok. Ben hiç üzülmedim o kadar param giden fazla gittiğine. Alıyorlar.
Bak ne diyor biliyor musun? Yani şu an oraya ne için katılmışlar? Para için mi yoksa bizim için mi? İkisi de. Önce sizi barıştırmak istiyorlar. Bak bütün notlar önümde yazıyor. Diyor ki ben diyor gelinimin diyor tekrar eve geri dönmesini. Benim oğlumla... zaten niye gitti? Param onun için gitti. Bir söyle inanmıyor ya sana. Ya onun için param yedirdim. Onun için kandırıldım. Ben gittikçe oralara senin oğlun hep beni dövdü. Sen oraya gittin o beni dövdü. Sen gittin o beni dövdü. Şiddet mi gördün Murat'ta? Fazla görmedi. Allah biliyor ya fazla gördüm. Görmedi. Allah biliyor. Fazlası gördüm. Olmaz ama bunun. Orada Murat da hata yapmış. Defalarca şiddet gördüm. Annem diyor ya iki tarafta da vardı. İki tarafta da sadece bak şey demedi Cemile dedi ki iki taraf benim oğlumda da hata var dedi. Şimdi evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Ayşe Hanım nasıl bir kaynanaydı? Ya hiç kaynanalığını görmedim ki ben. Ayrı geldi. Hiç görmedim. Yani evet sana gelip bazı kaynanalar böyle bana şunu yap bunu yap diye böyle insana hayatı zindan ederler ya oğullarını çok kıskanırlar. Oğullarına düşkündürler. Bunu bazen görümceler de yapar maalesef. Bir kere Zonguldak'a gittim. Fındık toplamaya Zonguldak'a fındık toplamaya. Ama bazıları her görümce değil yani bu arada. Evet. Fındık toplamaya gittim. Ha. Onlar gelmiş bende 15 gün kalmışlar yani. E bak yani saf da iyi niyetli de bir kadın yani aslında. Annem çok saf. Bak Aysel çok mu saf Aysel? Çok aşırı saf. Yani annemin kalbinden gerçekten kötülük çıkmıyor. Senin gelin aran nasıl? Benim de yok. Yani bizim aile bağları çok kuvvetli değil. Kopuk bir aileye sahibiz. Birbirlerinden hep nefret ediyorlar. Antalya'da yaşıyorum. Anne oğlundan nefret ediyor. Oğul anne babadan nefret ediyordu. Kız kardeş desen hiç kapımızı çalmazdı. Öyle bir aile. O istemediği için birbirlerinden nefret ediyorlar. Kendisi istemediği için. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Ayşe ile Ayşe Hanım'la şeyin arası bozuk mu? Oğlun arası bozuk mu? Değil şu anda ya. Annemde kalıyor abim. Bende kalıyor oğlum. Ay şeyle gelin de evliyken araları kötüymüş. Öyle diyor. Hiç kapımıza gelmezdi. 2 senede bir, 3 senede bir. Ama o diyor ki hani... parasızlıktan gelmiyorum dedi ama sonuçta medyumlara da bayağı bir para kaptıracağını. Yani otobüs attı. O kadar para demek ki varmış onlarda çıkıyormuş. Ayşe Hanım peki sen niye gitmedin? O da gelmez zaten biz gidemedik ama diyor o da bizim yanımıza gelmezdi diyor. Niye gitmiyordun tatlım? Araları bozulmasın diye sürekli araları bozulmadı. Gerçekten Allah biliyor yani araları bozulmasın bizim için de yuvası yıkılmasın diye. Yok aramız niye bozulacakmış? Güler yüz göstermiyordun çünkü. Güler ben Antalya'da ben de Antalya'da Emre'de oturuyorum mesela. Yakın oturuyorsun evet. Ben yakın oturuyorum. Mesela gittiğim zaman hiç yüzü gülmüyordu. Sürekli aynen. Abimle tartıştığı aynen. için aynen. ben huzuru bozulmasın diye gitmek istemiyordum. Hani onlar iyi benimle olsun. Benimle mi yoksa abinle ben mi? Ayrı olayım. Sen de içinde. Cemile iki Cemile sen de. Güler yüz göstermediği için ben gitmek istemiyordum. Halbuki giderdim ya, orada bir akşam benim. Kalırdım ikinci günü geri giderdim. Her geldiğinde abinle kavga ediyordun benimle değil ki. Her geldiğinde abinle kavga ediyordun evden çıkıp gidiyordun. Tamam Cemile sen haklısın. Benim hiçbir alakası yoktu. Sen haklısın kızım. Sana diyeceğim yok benim. Cemile peki efendim? Görümcen geldiğinde eve gelmesini istemiyor muydun? Ya ben ne gelmesin diyordum. Yani yemekleri olsun, çayları olsun, kahveleri olsun... Saygıda hiçbir kusur etmedim. Orada oturuyorlar yalan desinler. Yalan. Ya, kim yalan diyor sen mi diyorsun? Yalan desinler. Ben gittiğimde yani bir gün hatta İstanbul'dan Antalya'ya geç saatte ulaştım. Saat 10 falandı Demre'ye otobüs yoktu. Abimi aradım abi ben geliyorum oraya diye. 11.30 falandı saat. Çarşaf bile koymamış. Sadece bir tane yer yatağı koymuş, bir tane battaniye koymuş. O şekilde bırakmış, geçmiş yatmış. Şimdi ben de o gücüme gitti. Ertesi günü sabah kalktım gittim. Duydun mu Cemileciğim? Ben de gidiyordum. Ben belki hani 10 yıldır evli kaldık ya. Bir defa gittim onun evine. 3 gün boyunca aç kaldık. İnanabiliyor musunuz? Aç mı kaldın? Neydi aç? Aç kaldık. Yok, ondan yana bunun öyle yemeden yana hiç şey yok. Hiç yemek yapmadı bize. Hayır ondan yana. Ay sen mi yemek yapmadın? Ben tek başına yaşıyorum. Yapmadı. Ben tek başına yaşıyorum. Sen yapmadın. Burak bak, bağlansın. Bir dakika Ayşe Hanım diyor ki yani sen yapsaydın bence gerçekten, de. Ben tek başına yaşıyorum.
Ha. Küçük çocuğum vardı, ben mutfağına geçiyordum, ben yapıyordum. Cemileciğim, sonuçta bak şöyle, bazı kadınlar yemek yapmayı bilmeyebilirler, ne bileyim hoşlanmayabilirler. Siz bir ailesiniz ya. Ya ben olsam öyle bir şey, giderim kendime yemeğimi yaparım. Hatta alırım, yemek yapmayı bilmiyorsa al yemek yap diye şey görümceye de veririm yani. Evet. Ama yani ilk, eğer bu evliliğin ilk başlarındaysa ve çekiniyorsan, o zaman Aysel de yemek yapmıyorsa evet yani anlıyorum benim, ama. Benim bir sorunum yok ki onlarla. Benim bir sorunum yok onlarda. Onlar seni hiç kabul etmediler mi yani? Sevmediler benim mi? Benim bir sorunum, hayır, istemediler. Ha. Yani bu benim hiç umurumda bile değildi. Emin misin istemediklerine? Hayır. Ben sadece huzurum olsun dedim ve olmadı. Cemile. Ondan şiddet gördüm defalarca. Cemileciğim bak, ama Ayşe Hanım öyle demiyor. Biz gelini istedik diyor. Bir oğlu ölmüş zaten. Gelin gitmiş başkasıyla evlenmiş. Ona bir kendi evini vermiş. Dolayısıyla ya, anladın mı? Gelin akrabalar zaten. Evet. Abimin eşiyle. Ben şu an onların oraya katılma sebebi. Erkek kardeşimin eşi akraba. Bir dakika. Söyle Cemile, ne peki? Oraya katılma sebebi paraların peşine düşmüşler. İyi tamam kızım. Tamam kızım, katılma sebebi. Bak, 3 tane çocuğum tamam, var. Kızım. Hiçbir şeye değişmem. Onların üzerine peki, yemin ederim ki. Ayşe Hanım sen bunların, peki Cemile bir dakika. Sen peki oğlunla gelininin barışmasını istemiyor musun? İstiyorum, istemem mi? Nasıl istemeyeyim ya? Ben çünkü olur mu öyle şey? Ben diyorum burada yazıyor ya, istiyor yani. Diyorum ya, çocuklar yetim büyümesin. Anne baba ayrı olmasın. Bazı duyuluyor yani, her yerde duyuluyor. Çocukların başına neler geliyor? Övey baba, övey anne. Değil mi böyle, değil ortada mi? Ortada 3 çocuk var, 13-15 yıllık evlilik var. Dolayısıyla yani iki, biz buraya sadece bak sevgili Cemileciğim, senin kayınvaliden geldiğinde, görümceyle beraber buraya geldiğinde sadece bu dolandırma meselesini yapmak istemedik. Aynı zamanda acaba sizi bir araya getirebilir miyiz? Çünkü Ayşe Hanım'ın evet, bizden evet, o talebi de vardı. Evet. O isteği de var. Ya evet, biz kendisiyle konuştuk ve dedik ki yani bu dolandırma için bir gerçekler bir ortaya çıkarmaya yardımcı olalım. Bir de eğer Cemile ile oğlunun arasında eğer yani yardımcı olursak, o konuda da talebi olduğu için ne yapabiliriz? Evini de alırız. Ha, yani bak, yemem içmem gene evini de yaparım yani. Bak teklifte yaparım de bulunuyor. Ev de alırım diyor Cemile. Allah şahidim de yardımcı olurum. Evet. Emekli maaşım yok, var. Yok. Defalarca bunu duydum onlardan. Bak, hayır. Alayım da gel defalarca, o zaman. Bak ben şu önce bir olayı, bir nedenini, daha doğrusu aranızdaki meselenin ne kadar derin olduğunu bir anlayalım da. Bana şunu söyler misin? Sen işte senin ikinci evliliğin galiba, değil mi? Benim değil. Yok yok, Cemile'nin. Cemile'nin ikinci. Murat'ın da ikinci evliliği, evet, doğru mu? Evet. Ha, tamam. Evet, evet. Siz nasıl tanıştınız bir tanem Cemile? Nerede tanıştınız Murat'la? Görüşürüz. Tanışmaz olaydım. Nerede tanıştınız? Sen söyle canım. Kendisi Şanlıurfa'ya gelmişti. Tamam. Ay Urfa'da ne güzel bir yer. Evet. Beni de aradı, dedi ki anne Murat'ı çok sevdim dedi. Baştan sevdin, sonra ne oldu? Ben mi bozdum evet, sizi? Evet sevdim. Sonra şiddet görünce ben yine sevmeye devam mı edeyim onu? Ama sonuçta 3 tane... Şiddet görmeyen ne var Cemile? Öyle bak, o Ayşe'ciğim, Ayşe Hanımcığım. Bak öyle şiddet, yani bir kadın şiddet görüyorsa o evde ya benim ve bu sistematik babada, olarak devam hayır, ediyorsa hayır, ve görüyorsa o evde kalmamalı yani. Benim gözünü seveyim şiddet, ya. Şiddet yapan kişi değildir, ben biliyorum çünkü. Ama şimdi şiddet görüyorsan 3 tane çocuk niye oldu diye de insana sorarlar yani. Yani. Cemile efendim? Peki kaynanan diyor ki ben diyor onu istedim diyor ve ben onu sevdim diyor. Sevdim, gerçekten sevdim. Sevdin mi? Evet, niye sevmiyorum ki? Çocuklarım, torunlarım, anası mı? Nasıl sevmeyeyim onu? Torunlarımı seviyorsam gelinimi niye sevmeyeyim? Ayırmadın değil mi? Diğeri senin hayır, akraban hayır, Trabzonlu, hayır, Urfalı diye hayır, ayırmadın yani. Hayır, yani gelinle akrabalar dinden bunu. Kardeşimin eşiyle büyük akrabalar, gelin akrabalar. Ya anladın da acaba aynen, dedim biri Urfalı biri Trabzonlu ayrım mı yaptı gelinler arasında? İkisi de uzaktan İkisi akrabalar. De akraba. İki gelin akrabalar. Hayır şu şeyle Cemile ile evet, o gelin akrabalar. Evet. Ha Urfalı. Trabzonlu evet, değil, o da Urfalı. O da gelinler arasında ayrım da yok. Diğer gelin de Urfalı. Çok da güzel anlaşmışlar. Ev almışlar onunla Cemile. Ya hayır, konuşmuyorlar. Ona da konuşmuyorlar. Ondan da konuşmuyor. İki gelin de konuşmuyor. Nasıl canım? Eltime ev almışlar ama bana gelince yok. Alacağım diyor kadın. Alacağım ya. Alacağım, sen yeter bu yuvanı yap. Ya her şeyin bak 3 tane çocuk var, her şey eğer yani o şiddet meselesi çok tabii can alıcı bir mesele. Onları gerekirse konuşuruz her şeyin de yani çok sistematik sadece olarak. Sadece şiddet olsa hadi neyse, ben şu an ne, öyle deme anlatırsam... ama öyle deme, şiddete de karşıyız an... yani olur mu öyle tamam, şey? Tamam ben şu an onların hepsini hani bütün şey sırlarını
O olan bitenleri anlatırsam siz belki de o ikisini kolunu tutar dışarı atarsınız. Ne yapmış o ya? O derece yani. Ne yapmış anne kız? O derece. Ne yapmış? Nasıl bir sırları var? Gerçekten merak ettim yani. Yok, şu an her şeyi anlatırsam kollarından tutarsınız ikisini. Kapı dışarı edersin. Ben hiç misafirimi kolundan tutup dışarı atmam. Ancak kadına şiddet gösteriyorsa. Evet. Ya bir de annesi de diyordu hani olsun idare et. Bu senin işte şansın, bu senin bahtın. Nasıl yani ben şiddet göreyim, bu benim şansım mı? Olmaz, tabii olmaz. Olmaz. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Senin kayınvaliden bu kadar saf bir kadın mı? Medyumlara 1,5 milyon lira para kaptırmış ya. Onu bilemiyorum. Onu ben tanıdığımdan beri hocalardan, hacılardan çıkmaz kaynanam. Aa, ilk değil bu yani. Öyle merakı var. İlk değil. Daha... defalarca... Hocalar o kadar para lazım. Hocalar bedava yapmıyor. Nereye o kadar para kaptıracak? Veriyordun ama. Yalan değil. Hocalar bir sürü para istiyor. Daha önce gittin mi yine bu sözde hocalara? Yok, dua ediyordu annem sadece. Yok. Hocalara gitmek değil, tesbihle dua ediyordu. Ama diyor gitti diyor. Ben tanımıyorum o kadını. Yok. Oradan hocalardan çıkmıyordu. Şimdi şöyle yapalım. En son gittiği bir bu kişilerden önce bir İsmail'e gidiyor. Sonra diğer kişi, siz bir konuşun lütfen Cemile ile bu arada. Bir tane görüntü var ya, onu bir ekranlara getirelim mi Pınar? Bir tane video çekiyor. Bunu İsmail mi çekiyor yoksa daha sonra gittikleri bir kadın mı çekiyor? Evet, bir kadın çekiyor değil mi? Daha sonra sen İsmail'den sonra kime gittin Ayşe'cim? Şimdi bir bayan var işte yeni... Adı şey neydi yapmış. Bu kadının? Havva Nur diye. Evet, bu da mı sosyal medyada? Evet. Onu da sosyal medyadan buldun. Peki, ha öyle mi? Şimdi ikisi de böyle farklı yöntemlerle çalışıyor. Bu arada şimdi bu kişiler sözde işte birilerinin isteklerini yerine getirmişler, bir şeyler yapmışlar. Bunu da sosyal medyada paylaşınca insanlar maalesef sizler de inanıyorsunuz. Bazen yani çok çaresiz kalınca ben bilemiyorum inanır mıyım? Ya inanmasam iyi olur ya. Lütfen yani. Kendime de telkinde bulunuyorum. İnsanlar çok psikolojik olarak çok psikolojileri bozulduğu zaman maalesef bundan yararlanmak isteyen insanlar olabiliyor. Bir tane daha video var elimizde. Onu da bir ekranlara getirelim. Bakın insanları sanki böyle ortada bir başarı varmış gibi ikna ediyorlar. Bütün paralarını, her şeyini alıyorlar. Bu ibretlik görüntü ekranlara gelsin lütfen. Bir haftadır baktırıyorum ve çok memnunum. Bütün fallarımı denedim. Su falı, tarot, kahve ve hayatımı yani resmen bir hafta içinde okudu. Dediği her şey de çıktı, çıkıyor da. Pişman değilim. Çevremdeki herkese de öneriyorum. Bence baktırmak isteyenler baktırsın. Denemeyenler denesin. Pişman olmayacaktır. Bir haftadır verdiğin destek için, yorumların için yaklaşık bir haftadır baktırıyorum. Gireceğim. Şimdi sevgili izleyiciler, sesinden o kişi kendini tanıdıysa, bu sesinden tanıdığınız kişinin eğer ben olsam tanırım yani sesinden, tip şeyinden tanırım yani bir tanıdığım biri ise, o insanın o sözde İsmail'le ya da daha sonra Havva Nur'la, bu İsmail mi bunu paylaşıyordu? Aynen. İsmail bu sözde hoca yani. İsmail'e bir akrabalığı, belki de eşi yani, bilmiyoruz ki. Yüzünü madem öyle çok memnunsan şeyden, yüzünü göster yani. Mutlaka bir bağlantısı ya da akrabalığı olduğunu düşünüyorum. Bu kadının sesinden tanıyanlar, çok rica ediyorum. Ya da bu hanımefendi de belki kandırılmıştır, onun da paralarını almıştır sonrasında. Lütfen bizi arar mısınız? İhbarlarınızı bekliyorum. Nerede yaşıyormuş bu sözde İsmail? Hoca, medyum, nerede yaşıyor biliyor musun? Memleketi neresi, nerede yaşıyor? Bilemem. Bilmiyorsun. Tamam. Hesabını bir daha ekranlara getirelim. Ama önce bunu okumaya devam edin. Okumaya devam edin. Allah'ım ya Rabbim ya. Oku. Çok memnunum. Bütün fallarımı denedim. Su falı, tarot, kahve ve hayatımı yani resmen bir hafta içinde okudu. Dediği her şey de çıktı, çıkıyor da. Pişman değilim. Çevremdeki herkese de öneriyorum. Bence baktırmak isteyenler baktırsın, denemeyenler denesin, pişman olmayacaktır. Bir haftadır verdiğin destek için, yorumların için çok teşekkür ederim. Ya ben en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bir insan gerçekten yardım gördüğünü düşünüyorsa, konuşma açısından, yani bunca yıllık tecrübem var, ekran tecrübem var, işte sunum tecrübem var, 30 yıldır mesleğin içindeyim.
çok tutuk tutuk konuşuyor. Hiçbir güven vermiyor. Sesi tereddütlü konuşuyor. Çünkü ne konuşacağını, aslında insanları nasıl ikna edeceğini bilemiyor. Yani benim gördüğüm kişi bir yardım vardım almamış benim anladığım kadarıyla. Tamam mı? Ona demişler ki böyle böyle konuş. Şimdi Ayşe Hanım aslında daha önce sorması gereken, sosyal medyada bu videoyu görünce sorması gereken soruyu şimdi bana soruyor. Duymadılar. Sen sor bakayım. Ne dedin az önce bu kadını dinleyince bir daha? Buna para yedirdi demek ki. Konuşturmak için. Öyle. Peki bunu şu şimdi... Şu öyle düşündüm. O zaman niye böyle düşünemedin? Çok mu inandırıcı geldi? O kadar mı böyle psikolojik olarak şeydin, zayıftın? Hı? Demek ki. Bir geline de soracağım daha sonra. Yani bir şey Tunca Hanım hatırlatmak istiyor da ben onu gördüm söyleyeceğim ama önce bir gelini bir dinleyeyim lütfen. Cemile'cim. Efendim? Sen şu an ekranı izleyebiliyor musun? O görüntü girsin lütfen. Sözde o kişinin görüntüsü girsin arkadaşlar. Cemile değil de o videoları döner misiniz birkaç kez lütfen? Bak bu ekranda bir videoda bir kadın var. Kafasını göstermiyor. Sadece işte böyle tereddütlü böyle kesik kesik konuşuyor. İkna edici de konuşmuyor. Ama mesela ben bu işi yıllardır yaptığımı bildiğim için ikna olmadım mesela. Ama tabii benim oğlum da Allah korusun vefat etmiş olsaydı psikolojik olarak bir zayıf anımda ekranda gören kişiye belki de inanabilirdim. Sen ne diyorsun bu ekranda görünen kadına? Daha doğrusu kafası olmayan kadına. Yani kayınvaliden o kadar saf bir kadın mı? Ya da sen olsan sen de inanır mıydın, merak ettim gerçekten. Bilemiyorum ki. Hı? Sen de gittin mi hiç sözde hocalara falan böyle birilerine? Şimdi ben inkar, yani tabii ki inkar edersin. Der misin gittim? Ben ne için gideceğim? Bilmiyorum, gittin gitmedin sen bilirsin. Sen biliyorsun. Gitti mi, gelinle mi gitti? Bilmiyorum, duymadım, yalan da söylemem. Belki gitmiştir diye düşündüm. Niye düşündün böyle? İçimden öyle geldi. İçinden öyle geldi. Bence bir şey biliyorsun, birbirinizin bir şeylerini biliyorsunuz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha? Biliyorum desem yalan, bilmiyorum. Sen bunu söyleyin. Ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok evet. inandırıcı olabiliyorlar. Maalesef gazetelerde de yer almıştı. Bir hakim ve kızı da bu şekilde inanılmaz dolandırılmıştı. Bu programların işte yararı bu Didem Ama Hanım. Dolandırılma yöntemini de söyleyelim. Sözde bir hocaya gidiyorlar. Sözde bir hocaya gidiyorlar. Bir hakim bir gidiyor, hakim. Evet, aile ilişkileri, hatta bazı hukuki ilişkileri için yardım almaya çalışıyorlar. Tabii ki dünya paraları Ben kendi gidiyor. Adıma da söyleyeyim. Ama tabii şey söylemeyeceğim, yani hangi mesleği yaptığını söylemeyeceğim ama o kendisini bilir. Etrafımda duyduğum, bu tür insanlardan evet. medet uman, çok farklı statüde öyle insanlar var ki, evet. öyle insanlar var ki, şimdi daha fazla beni konuşturmayın, benim bu ağzımdaki şeyleri açtırmayın ama rica ediyorum. Yani ne yaparsanız, ne kadar olumsuz düşünürseniz, ne kadar olumsuz şeyler yaparsanız o size o şekilde geri döner. Bak gitmişsin, konuşmuşsun. Cemile, işe yaradı mı bu medyumlar? Geri dönmeyi düşünüyor musun? Asla. Yani demek ki neymiş, işe yaramıyormuş yani. Ayşe Hanım, bunlarda medet olmamak lazım tatlım benim ya. Cemile Hanım, işin uzmanı doktora para vermiyorsunuz bir psikiyatriste. Ben kimleri duydum, kimler gidiyor. Aynı şekilde biliyorum. Şimdi söylemeyeyim Aynı değil mi? Biliyorum. Söylersem karışır yani ortalık. Öyle bir bilgi var mesela. Tabii ispatlayamam da. Kimler gidiyor? Ekranlarda da söyleyeyim. O kişiler de kendilerini biliyor. Aysel'cim sizi dinlendireyim. Biz bu hoca sözde medyumları bir araştıralım. Dekontları da öyle. Hukuki olarak ne yapabiliriz ona bakalım. Cemile sen peki hiç kocanla bir araya gelip en azından yani bir kez daha bir şans vermeyi düşünmüyor musun? Asla. En son 4 ay önce Antalya'daydım ben. Evet. Yani buraya taşınma sebebim de... O çocuklar kiminmiş onu sorsan aldı götürdü onları. Çocuklarımı aldım. Ne için sebebim de söyleyeyim size. Eşimin aracı benim üzerimeydi. Kayıtlıydı. Ama torunlarını göremiyor 3 yıldır Ayşe Hanım. 3 yıl mı? Öyle dedi. Yok artık. Biz zaten dava açalı daha 1 sene olmadı. Geçen sene kaynağım geldi evime. 1 sene olsun hadi. Sen hala geri dönsün istiyor musun? Ayşe Hanım. Tabii ki isterim. Niye istemeyeyim? Çocuklar. İstiyorsunuz. Tabii Barısın. Ki çocuklar var. Niye geçineceklerse? Bir de Murat'la bir konuşalım. Ben size iyi geçineceklerse. Devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım, araştıracağım. İnşallah. Olur mu? Yarın devam edeceğim. Sizi dışarı ağırlayacağım şimdi. Teşekkür ederim. Tamam. Ne demek canım benim? Şöyle şuradan gidebilirsiniz.
Evet, elimden geleni yapacağım. Bakalım önemli olan Murat ne diyecek bu meseleye? Murat eşiyle bir araya gelmek istiyor mu? İşin içinde şiddet var mı? Çocukların durumu ne olacak? Gerçekten zor bir durum. Şimdi evden kaçan bir kadını biliyorsunuz. Bartın Rüveyda'yı bulmuştuk ve buraya getirmiştik. 22 Eylül'de evden gitmişti Rüveyda. Ve gittikten sonra da işte biriyle kaçtığı iddiası vardı. Bir sürü hakkında spekülasyonlar oldu. Rüveyda çocuğunu alıp, en son olan çocuğunu alıp biliyorsunuz kaçmıştı gitmişti. Baba evine bile gitmemişti. Babadan da biraz çünkü dertli olduğunu söylüyor. Erken yaşta evlendirdiği için. Bartın Rüveyda gelsin. Annesiyle beraber gelsinler. Bugün böyle teker teker herkes rahat rahat bir konuşsun istiyorum. Bakalım Rüveyda'nın evliliği ne olacak? Çünkü kocası bence kocası Çetin Rüveyda'yı seviyor. Rüveyda gelir misin? Annesiyle beraber gelecekler. Hoş geldiniz. İyi bir vazgeçme izleyicisiyken Ayşe Hanım, hayat onları buraya kadar sürükleyebiliyor. Ama iyi ki bu programlara bak, Rüveyda'yı bulduk. Bu program olmasa hadi Rüveyda sen döner miydin? Annenle konuşur muydun? Bence biraz zor. Belki olurdu. Şöyle karşıya geçer misiniz lütfen? Oraya bir şey yapın. Şimdi bir de önce aslında sevgili Özür Hanım'la bir konuşsunlar istiyorum. Dün böyle kargaşa oldu, Özür Hanım konuşamadı. Kadınlar bir konuşsun istiyorum. Özür Hanımcığım buyursunlar lütfen, gelir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Gel canım, yardım edeyim mi? Rahat yürüyor musun? Şu köşeye otur bakalım. İki dünür. Bir konuşun yani. Ben şunu gerçekten merak ediyorum. Evlilikte sorunlar olduğunu ikiniz de anlamışsınızdır. Özür Hanım her ne kadar sorunlar yok dese de genç yaşta bir kız gelmiş orada evlenmiş. Yani başta bazı sorunlar var. Ya çünkü Rüveyda diyor ki bu arada dünkü bir anket yapmıştık. O anketi de bir ekranlara getirelim, onu bir açıklayayım. Arkasından da hemen sorularım olacak. Bakalım ne olacak, gelin kaynana ne konuşacaklar. Ha, gelin Rüveyda mı kaynana Özür mü haklı diye sorduk. Vazgeçme izleyicilerine, bizi programı izleyenlere. Dedik ki Özür Hanım mı haklı, Rüveyda mı haklı? Ay iyi. Hiçbir Özür Hanım'a bu, ne kadar az oy çıkmış. 94% gelin Rüveyda haklı, %6 Özür Hanım haklı diyorlar. Niye insanlar sana inanmıyorlar? Eblem. Ha? Eblem. Özür Hanım. Seni biraz böyle baskın karakterin olduğu için kötü, böyle... Kötülediler ya, kötü gayrı gösterdiler ya. Kötü gayrı, ama sen kendini savunabilirsin. Sen gelini sevdin mi, merak ettim ya. Sevdim ya. Sevdim ben gelinimi, neyi sevmeyeceğim? Emin misin? Vallahi sevdim ya. Rüveyda sevmiş seni ya. Sevdim. Hı? Evet. Gözün içine bakarak, ben şu sonra gelinim sevdim. Değilim senin, o gelin. Neyi sevmedim seni? Sevmedin. Niçin sevmedin? Defalarca söyledin çünkü. Yalan söyleme. Defalarca söyledin. Yalan 23 söyleme. Yıldır söyledin. Ben seni istemedim, ben seni sevmedim. Hı. Ben seni istemeye bile gelmedim dedin. Ben istemeye bize gelmedik ki. Bize yakışmıyorsun dedin. Gelmedik ki. Dedin. Defalarca söyledin. Neyi yalan konuşuyor? 23 sene nasıl durdun? Sevmedim dedin ama sevdim demedik ki. Ben seni sevmedim diye defalarca söyledin. Bak Rüveyda, yalan söyleme kızım ya. Ya niye yalan söyleyeyim? Yalan söyleme kızım ya. Ya demedin mi? Allah aşkına yalan söyleme ya. Demedin mi? Demedim. Ben öyle bir şey demedim. Sen çocuklarından bir... Ay niye desin ama, sen onunla Çetin'le evlenmişsin. Niye sevmiyorum ya desin yani. Çocuklarından iki laf yapıp birbirinize giriyor diyoruz, içeri yize kapanıyor diyor. Ben çocuklara laf yapıp içeri kapanmıyordum. Kapıya gelip de gel Veda, sofraya gel diye çıkıyordun. Sen tartışma çıkarıyor diyor, sen olay çıkarıyor diye evde. Hayır. Ama Özür Hanım, sen geçen gün ne dedin? Evet. Şimdi arayı da bulmaya da çalışıyorum da, ama bir yandan da bunlar ekranda konuşulduğu için de sormak zorundayım. Evet. Dedi ki Ayşe Hanım, Rüveyda oradan geldiğinde... Bunu söyleyeceğim tabii ki. Başı böyle bit içindeydi. Evet. Böcek doluydu, bit doluydu. Ben onu teker teker oturdum, temizledim. Eltimle beraber temizledik. Ben bu bavruma bastım ben bunu. Niçin beni kötülüyor burada? Sen beni ne zaman bağrına bastın ya? Niçin bastın? Sen beni ne zaman bir kere kızım dedin mi? Bir kere niçin kızım demedim ben sana? Demedin. Niçin kızım demedin? Demedin. Bir kere kızım demedin. Allah Allah. Ha, bunu herkes de biliyor. Ya istemiyorsun bizi, istemiyorsun. Ya sen beni isteseydin, kızım deseydin, niçin? Ben de sizi isteyen severdim, isterdim. Ya sen, biz hep kızımız dedik. Çok dedin. Kızımızı yerine koyduk. Demedin. Sen bankamız tekeri verdik, paralarımızı teslim ettik, Bartın'a gittik. Ya kaç defa teslim ettik ya, Allah'ını seversen kaç defa? O para meselesine geleceğim de Rüveyda. Ya Ayşe Hanım, siz kızınızı oraya götürdüğünüzde gerçekten çok merak ediyorum. Çok temiz, derli toplu bir kadın görüyorum. Çocuklarına düşkün bir kadın görüyorum. Ya olabilir bazen böyle çok şey ortamlarda, çocukların başı okullarda da böyle şey alabiliyor. Yani sen gittiğinde gönderdiğinde çocuğun başında bit mi vardı ya? Hayır. Niye öyle diyor peki? Vardı. Hayır. Vardı. Söyleseydin vardı annesine. Ben, hayır, bir sinirden ben şey söyledim onu ben. Ben bir öyle çamaşırı, bak ha, bir çamaşırı en fazla iki gün giyerim, üçüncü gün
iplidir. Sen yıkarım. O zaman çamaşırı nerede hiçbir buldun? Hiçbir şey bulamazsam sabunla yıkarım. Çamaşırı niye nerede buluyordun diyor. Biz sorabilirsiniz. Benim bütün yani her tarafa sorabilirsiniz. Şimdi nasıl bir insan olduğumu. Şimdi öyle. Ben evlatlarımı böyle topladım yanıma, oğluşağımı. Topladım. Herkesin doyurup şey derdim. Bir tanesine kötü davranmadım. Ayşe. Benim bak uşaklarıma ateşi içine girsinler gözümü kırpmadan atarım kendime. Atar. Gözümü hebe, kırpmadan atar. Evlatlarımı içine herkes atarım atar. Kendime. Ben feda ederim. Ben ama sen etmeye soy. Niçin? Etmeye soy. Orada çocuk ağlıyor. Benim ciğerim yanıyor. Çocuk ağlarsa o da ya. Seni sensin sebebi. Ben değilim. Sebebi sensin. Sizsiz. Seni senin bu yumruğu aşağı enmedi. Başlama kavgaya. Aşağı enmedi yumruğu. Başlama kavgaya. Enmedi yumruğu. Bak o yumrukları yapıyorsun ya. Konuşmayın mı siz kaynaynan? Konuşmaya. Aylarca surat yaptığı konuşmadığı bundan be. Bak o aylarca mı? Ayşe Hanım bir dakika ya. Özür Hanım. Ha. O zaman ikiniz beraber konuşsaydınız bu meseleyi nasıl halledebilirim? Hallolmaz bundan. Bundan hallolmaz. Siz hallolmazsınız. Aynı kurulu da bence gibi. Sevdin mi dünürünü? Ben dünürümü sevmeseydim zaten kapısını açmazdım da kızımı da vermezdim. Devamlı geldi doğru. Bize. O da doğru. Devamlı açmazdım geldi. Yani. Niye? Devamlı yüzüm yeridim. Bir kere ya bu yumruk böyle havadaysa dersin yumruğu aşağı indir bir. Böyle zaten uşak olsun eşek olsun zaten vur vur vurur. Yalancı yalancı. Vurur, o kadar... Kafaya pallay vurur. Yalancı. Evde kız kardeşiye bile be kız kardeşiye. Bak kız kardeşime ama. Beni konuştuma. Kız kardeşime ama. Ama hemen avacağım. Anne değil mi? Çekin neden? Ağzını vurup da benle dünyayı kopardı köylü değil ne diye gözünden akan yaşa ben şahit Allah oldum be. Allah seni bildiği gibi yapsın sen. Anladın mı? Nasıl insansın vurdu sen? Mu kızı Rüveyda? Sen vurdu beni kötüsün ya. Vurdu. Oğluydu vurdu. Vurdu mu Rüveyda? Benim yanımda kaç ya. Kaç defa vurdu? Sofrayı oturtmayız. Sen vurmadın mı? Ben niye vurdum? Kime ya engelli kardeşin evde onu mu duruyorsunuz? Hayır ya. Yalan söylüyorlar ya. Suçu yok. Yalan söylüyorlar. Hemen sen yapmadın mı? Yalan söylüyorlar. Hepsinde de var. Bak. Bu da yolladı. İki tane gelin yolladı. Konuşturacak beni. Ben iki beni. Tane gelin nerede yolladım? Yolladı. Nerede yolladım? Hiç yollamadı. Onlar anlaşamayarak ayrıldılar. Anlaşamayarak ayrıldılar. Hamile kadını yolladı. İş olarak almadı. Hala ta bak giden gelinimden hala ta görüşüyor. Yanında bile değildin. Hala ta görüşüyor. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım sen eve gidip geliyorsun ya. Peki yani kızın evine gidip geliyorsun. Geliyordum. Peki gidip geldiğinde Özgür Hanım'la oturup bir çay içiyor muydunuz, sohbet i̇çiyordu. Ediyor muydunuz? İçiyordu. Bak evine vardım. Yemek yiyordu. Didem Hanım evine... Evet. Ya var yan tamam yemek yiyoruz, koyup, çay içiyoruz, salavatlıyorum ben bunu bizim patpata bindirip yolluyoruz. Nasıl anlamadım? Dedikodudan helal çay içilmiyor. Şuradan şu almış buradan bu almış benim kafama bu yani demediğini bırakmayın. Dedikoduyu ya, sen yapıyordun. Aa. Ya ben bilmem zaten ya. İnanma Didem Hanım. Ben inanması. Sen yapıyordun göz pınarı bir dedikodusunu bizde yapıyordun. Nerede ben? Anladın mı? Sen. Sonra... Bütün gözleri gitsinler, sorsunlar. Çok isteyeler sizi. Hamadan yani bak. Çok isteyeler. Ayşe filenciyle dedikodu yapıyorum. Kuşak mı? Sor yapıyormuşum mu? Ablamla, eltimle abimi kattın. Niye kattın? Dediler. Demedik de yalan. Dediler. Demedik de yalan. Ayşe Hanım her bekle gittiğinde. Bekle yalan seni merak etme. Özür dilerim Ayşe'cim, Ayşe Hanımcığım. Merak etme. Her gittiğinde Özgür Hanım kimi çekiştiriyor mesela? Gelinini mi ya bunu kızını mı? Bunu kötü bunu. Ha kızını kötülüyor. Kızını bunu kötüleşti benim kızım. Rüveyda'yı ne diyor mesela? Şunu yağma ya. Bunu yağma ya kızı. Şöyle etme ya kızı. Ben Allah etme. Ben Allah. Her varsam bahçedeler. Her varsam sereni içindeler. Ben bunları neresine ne yardım iste? Ya? Yardım mı istedin sen şeyden Ayşe Hanım'dan? Yardım yok. Mı istedin? Yapma ya kızı. Olabilir belki. Kavranama ya kızı. Hayır. Bak, konuşmaya bizi... benle. Ana demeye bak. Bir kere. Ben yap. Ana demezse ben mi dedim? Ben mi diyeceğim ana diye? Ha ya anne bana anne demiyor diye annesine mi söyledi? Evet söyledim onu. Ben anne demiyor. Demeyene ben mi dedireceğim zorla? Demez. Demezse demez. Ne yapayım ben ama dedi. Ama annesine söyleyince yani ne bileyim anne niye demedi? O bana kızım demedi. Ya. Sevmedi o yüzden. Hiçbir şekilde kızım demedi. Şimdi başkasına kendi annesi var. Kızına başkasına göstermedi sevgiyi bana göstermedi. Ne yani? Neçi göstermedi? Göstermedi. Neçi sevgi Allah bana göstermedi. Yukarıda. Allah. Allah var yukarıda. Allah ben de biliyorum. Sen çelereyim mi? Allah'ı katma. Allah var yukarıda. Allah'ı katma. Merak etme. Allah'ı katma. Yani şey yapmaya. Sen ben, merak etme. Ben olanı anlatıyorum. Doğru ama bir söyleyeyim. Şey söyleyeceğim. Ayşe Hanım. Bir kere kızım deneyim mi? Rüveyda. 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 Ya Özgür Hanım sen oğlunla kızın ya gelinin arası iyi olsun diye mi çalıştın? Evet. Ha? Evet. Ya senin oğlun biraz konuşamıyor. Ya. Acaba daha sonrası bu gelinin gözü açı. Ben hissettiğimi söyleyeyim. Ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yorumlarınızı yazar mısınız? Ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Anladığım kadarıyla senin oğlun böyle kendisini ifade edemiyor. Ya korkuyor bundan. He, hakkını arayamıyor. Ben anladığımı söyleyeyim. Hakkını aramıyor. Bir o da acaba hakkını verecek. Gözü açılır.
Sonra benim oğlumu bırakır diye mi korktun? Hakkını doğru söyle. Özür dilerim. Dövdü diyorsun ya, hak ettiyse hakkını verecek. Nasıl verecek? Nasıl verecek? Ya sen demedin mi kaç kere? Buna Buse'nin evine bırakma, Buse'nin evine bırakma de. Ne zaman? Demedin mi kan? Ne zaman? Kaç kere dedi? Annemin evine gideceğim dediğinde annen kıymetliyse git derdi. Annen kıymetliyse bırakma diye. Ayşe Hanım bir dakika, Ayşe Hanım bir dakika. Özür Hanım, Özür Hanımcığım. Buyur. Sen Rüveyda senin oğlunu bırakıp gidecek diye korktun mu? Yok, doğru söyle. Korkmadım. Vallahi korkmadım. Benim oğlumu niye beğenmez sonra? Ben öyle güvendim ki buna. Derdi güvendin. Bak diyordu ki, kocası neye gitmiyordu çarşılara bazen. Siz bana güvenmiyor musunuz diyordu. O da gitmiyordu. Bana diyordu ki, ne diyordu biliyor musunuz? Senin peşinde insanların var, senin peşinde adam var, seni takip ettiriyorum diyordu. Ben de o şekilde ne? Bana güvenmiyorum. Takip mi ettiriyor? Evet, takip ettiriyormuşum dedi bana. Allah, dilleri tutuyorsun. Dedin ama kaç defa yalancı söyledin ya. Yalancı. Demedin mi senin peşinde adamlar var, bana dilleri her şey tutulsun, geliyor dilleri diye. Ya Özür Hanım, geldiğinden beri beddua ediyorsun ya. Ya dillerin tutulsun, yalan tutulsun, yalan tutulsun. Ama yalan söylüyor be. Takip edin. Bir dakika, yaptığın bir şey yok, takip etmiyor. Biz burada bir şey konuşurken bizi dinleyin. Kimse kendi arasında konuşmasın. Allah çok Allah rica ediyorum. Allah. Sesler de üst üste biliyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben bir şey soru sorarken ya, ne konuşuyorsun kendilerinizle ya? İstemiyormuş bizi. Biz bilmiyormuş. Dillerin tutuluyor diyorsun iki saattir. Beddua ediyorsun. Ya yalan söylüyor. Yalan söylüyorlar ikisi de. Sen ikisi de mi? İkisi de yalan konuşsun. Sen kaç defa dedim senin peşinde takipçilerim var diye. Senin yalan, peşinde insanlar var diye. Yalan söyleme. Ya neden? Yalan konuşma. Ya yalan söyleyensensin. Kaç defa dedin? Çocukları var, yalan konuşma. Senin yok mu çocuğun? Var. Demedin var mi? Demedim. Ben demedim. Ya Özür Hanım, peki ben şunu merak ediyorum. Buyur. Yani Allah aşkına. Çamurat izi kalsın. Dedi ya, bunlar ya, yemin ederim çok dedi ya. Bunlar Didem Hanım. Bütün her şeyi telefon bozdu diyorsun. Peki sosyal medyaya çok girince annesini Ayşe Hanım'a deseydin, Ayşe Hanım sosyal medyaya çok giriyor senin kızın. Ben ona önceden değmedim. Didem Hanım telefonum 4 yıldır var ama ben bu şeyi 20 yıldır çekiyorum, yalan söylüyor. Bir dakika, ne diyorum? Yemin ederim böyle bir şey söylemedim. Bir şey söylüyor, dedim, ne olur. Dinleyin kızınızı ya. Demedi. Sana dedim ki Ruf abiye deyve, bu böyle böyle yapıyor. Kaç kocaya sene evvel deyve dedim. Kaç sene evvel dedi? 4-5 sene oldu. 4-5 seneden beri bak, 4 seneden beri ben kızımla görüşmüyorum. Görüşseydi. Kızım bir kere telefon etti. Görüşseydi. Bak gitmeden önce 10 gün evvel telefon etti. Anne ne yapıyorsun dedi, ne yapayım dedim. Ben oturuyorum dedim. Babam felç olmuş. Arabaya bindi. Geçmiş olsun diyemedim. Ben İyi ona ki dememiş şey. Kızım dedim, sağ dedim, laf söyledim. Bir şey 4 seneden beri bence, gelmedi dedim. Bence bir dakika İyi ki Ayşe Hanım. Dedim. Ayşe Hanım çok detaya girmeyelim de. Aslında ben buna hep aslında sosyal medyaya girme meselesi değil de sen dün ağzından kaçırdın onu. Daha doğrusu söyledin. İlk başlık parası olarak size 1200 mü 1300 dolar para dolar ödemiş değil, ya. Dolar değil Didem Hanım. 1300 lira dolar. O zaman dolar. Türk 1300 dolar değildi Didem Hanım. Vallahi başlık dolar parası ödediği için ona çok kızgın. Kızgın mısın? Hayır, hatırlıyorum değildim. 1300 liraydı. Vermezdik zaten. Ha. Vermezdik. Vermez miydik ne demek evet, ya? Evet, hayır. Yani kızsız diyorum. Ha, kızsak çünkü vermez. Oğlunu evlendiremiyordun ya. Ha. Oğluna kız bulamadın. Neçin bulamadın? Aa. Niye? Oğluna kız bulamadın. Neçin bulamadın? Bulamadı, kimse kız vermiyordu. Niye ya, vermiyorlardı? Abim yaptı seni ya. Evet o yaptı. Evet o yaptı. Ben, o biz, yaptı. Biz kız aramadık yaptıysa, ki. Ben yine yaptıysa adam kötü mü etti? Hayır kötü yapmadı. Tamam kötü yaptı. Ayşe Hanım, yaptı. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım bir dakika Özür Hanım bir dakika. Neden evet, Çetin'e kız bulamıyor? Evet, neden Çetin'e kız bulamıyorlarmış? Kız bir yerden kız istemedik Lidem Hanım. Çünkü söyle ya. Çalışması yok. Ha. Yani çalışmayı bilmiyor. Biz yollamadık. Okuma yazması yok. Bir şey bilmiyor. Bir yere gitsen gidip gelmesini bilmiyor. Kim kız verecek? Bunun dilini de herkes biliyor. Vah, kim kız vah verecek? Onun dilini bütün aile bilmiyor. Madem varsa dili. Niye siz bilmiyor muydunuz ailen? Ben tanımıyordum Didem Hanım. Ayşe Hanım ben tanımıyor muydunuz? Bir kere gördüm. Niçin tanımayay? Niçin tanımaya diyorsun? Ben seni bak. Niçin? Uşaklarım üzerine yemin ediyorsun. Ben seni benim kızım oraya eve bakmaya gidelim de buraya ottum kalktım geldim. Zaten bir tamam tanımayadım yani ya. Tanımayadım ya. Tanısaydın verir miydin kızını şimdi? Ben bu halde olduğunu bilseydim değil yazmasını yüzünü göstermezdim. Vah vah vah. Göstermezdim vallahi. Vermeseydi zorla mı aldım ben seni kızı? Zorla ben seni kızı bir şey böyle yapmadım. Işte, vermeseymiş de zorla mı aldım öyle diyordu. Ben seni kızı işi yokuşa sürme. Baktım baktım. Yokuşa sürme. Kaç seneden beri yokuşa baktım. Yokuşa sürme. Anladın mı? Sen bakmasaydı oğluyu baksaydı o zaman. Ha. Alıyorsunuz madem hayır, bakacaksınız bir kardeşim. Bir yerde oturmayamadık.
Ya alıyorsunuz madem bakacaksınız. Bir yerde oturmayamadım. Oturuyorduk. Alacaksınız madem bakacak. O zaman oğlu çalışsın. Tamam öyle diyorum ben de işte. Oğlu çalışsın. İşte şunu vemedi ba, işte şunu yedi vemedi ba diye yalan söylüyorsun. Vemedi. Aldıkları sakladın. Bir dakika Rüveyda açsana. Bir dakika özür dilerim. Köyden birilerini bağlattır. Rüveyda bağlanacak insan çok sen ona bakma. Sen açık konuşan bir kızsın. Bana şunu söyler misin? Annen sürekli kaynanana ya da Çetin'e seni oradan götüreceğim, Rüveyda'yı buradan götüreceğim diye tehdit etti mi? Hayır Didem Hanım hiçbir şekilde bak annem bana kavgalarımızda önceden şahit olduğu bize takdirde annem ama, dedi ki ha, abime demiş. Bak, demedim. Kızım dedi. Abime. Demedim. Demiş şey. O bak beni Allah aşkına bak buradakileri billahi. Benim aslında oraya baktım işte kızımı yüzüyor. Kızımı yüzüyor. O alayı benim dedim ki İseynaga dedim. Alt katı yapacaklar dedi. Alt katı yapacaklar dedi. Yengem dedi. Şey Ahmet. Yengem bir şeye karışmaya artık dedi. Ağlaya dedi. Kızım dedim. Gidi. Madem öyle dedim ben. Ödemeye babam dedi. Oğluy. Öyle deyince İseynaga dedim. Bir daha yaparlarsa dedim. Yazmasını ucunu göstermen dedim. İyi işte. Bu kelimeyi de söyledim. Ben bunu söyledim. Bak inkar etmiyorum. Bak alkıyor önünde. Ama söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu mesele yani bu 4 yıl önceki. 4 yıl önce. Evet ama öncesinde yani ilk gelin geldiğin demedim zamanlarda ya. Böyle bir tartışma yok ama demedim değil mi? Ya. Yok. Ha, 4 yıl. Bu 4 yıl ya, önceki bir şey. Ya 4 yıl. Hala 4 yıl büyüttük ya. Mutlu. Ne 4 yılı ya? Bir dakika. Mutlu duydun mu? Çocukları büyüttük ya. Beraber bundan. Mutlu çocukları büyüttük diyor. Belli. Yanımda yatıyordu. Belli. Yanında mı yatıyordu? Benim odamda. Çocukları çocuk da hep benden uzak tuttu. Çocukları. Çocukları hastaneye giderdi. Bana derdi ki çocukların yanında bu dururdu. Annesi dururken. Beni hastanede çocuklarım yanında. Ya kaynananın yanında yatıyormuşsun ya. Ya öyle diyor. Çocuklarım küçükken 18 yaşına girmedi ya ben bu kadar sevmesem onun yanında yatmam. Alırım çocukları başka yerde yatarım. Ama çocuk aklım ermiyor işte. Şimdi de aklım olsa yatar mıyım dedim ona. Gözün nasıl açıldı? Ne oldu da kaynananı fark ettin? Yani ilk 10 yıl mı? Ne zaman bozuldu sizin bu kaynananın aranı? Hep öyleydi. İnan hep öyleydi. Yalan söyleme Rüveyda. Hep böyleydi. Ne yapıyordu? Hep böyle ne yapıyordu ya? Ne sürekli aşağılıyordu. Sürekli ben seni istemedim diyordu. Didem sürekli Hanım. Bize yakışmıyorsun diyordu. Ben 10 sene dava gittim. Çocuklar babaanne yetişemiyoruz. Hem çocukları ayak yaralıyor ama. İşte şunusu babaanne işte filancının ayağında. Sen o aldığın parayı sürekli Rüveyda'ya çocuklarına mı harcadın? Evet. Evet. Hayır. Hep yiyorduk. Çocuklara alıyordu hep yalan değil bak çocuklara istediği zaman hep veriyordu. Hep beraber. Hep beraber. Sen bana ne zaman para verdin ya? Aldıklarını bile doğru yedirtmezdin ki. Hiç vermedim. Hiç vermedim ben sana. Sen bana aldıklarını dokundurtmazdın ki. Allah'ım ya Rabbim. Ne zaman verdin? Ey müdüre sahibi Allah'ım. Peki oraya geldim ben. Oraya geldim. Anne dedi. 30 zırmızan girdi çıktı marılla oruç tuttum dedi. Buna ne diyecek? Bu oruç tutmuyordu yalan söyleme. Sen oruç tutuyor musun? Tutmuyor musun? Sen ya karıştırmayın bunları ya. Hayır abla seni kızı oruç tutmadı hiç. Yalan konuşma. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak ibadet meselesi noktasında tartışma asla istemiyorum. Hayır. İster tutar ister tutmaz. Sen onları. De ister tutar kimseyi ilgilendirmez yani. Ben karışmayın. Anlıyorum. Allah yani belki bir rahatsızlığı vardır, bir şeyi vardır. Evet, ne bileyim başı bana. Dönüyordur, şekeri vardır. Ne bileyim. Yok. İnsanlara lütfen böyle şey yapmayın yani. Şimdi neyse. Ve Allah aşkına. Söyle ne evliliğinizin ya hep böyleyse başından bu şey annenden yardım istesene. Anne gel beni buradan götür desene. Annem bana hep derdi çocuklarım var. Otur oturduğun yerde insan hani kuru soğanla ekmek yer yine çocuklarımda durur derdi. Annem bana hiçbir şekilde gel demedi. Bunlar anneme iftira atıyor. Hiçbir şekilde gel demedi. Bir kerecik kızım burada durma. Seni burada çok zor iyi var dediysem. Demedi. Allah beni bardına kavuşturmasın ya. Bu Anşa? Ne demek ya? Ne zor var Anşa? Ben ne zoru vardı? Ben zorum ne? O zaman ne kaynalık yapsaydı ya. Yaptım ben kaynalık. Ya. Ona ben kaynalık yaptım. Deyordu ya, deyordu ya. Yalan söyleme Ayşe. Yalan söylersem ağzım kısılsın. Kısılsın ağzı. Anladın ya mı? Bu kadar hakaret ediyorsa. Allah'ım yarın Ayşe Hanım. Benim bak bardında haslanma komadan. Ben senden uğraşacak halim yok. Gelmeseydi. Bu kadar. Gelmeseydi. Kızımı buldum. Buldum kızımı tamam. Baktım. Geldi buraya bir taneye geliyorsun. Bir taneye geleyim. He. Bir tane ne zaman geldim? Beni de ben bir kere geldim. Bak 13 gün 14 günden beri buradayım ben. Evet. Şimdi sen ne ilgili? Niye geldin? Madem istemeymişsin. Ben torunumu için geldim. Torunumu. Torunu için ben mi? Torunu bir istiyorum. Dakika, bir şey bir dakika şimdi hanımlar. Ben şimdi biz istiyorum. Ailenin bizden birinci talebi şuydu. Rüveyda'yı bulundu. Rüveyda'yı bulduk. Rüveyda'nın talebi de şu. Ben Çetin'den boşanmak istiyorum. O yüzden burada. Ha, çünkü evet. Seninle yüzleşmek istiyor. O da evet. Sen de onunla yüzleşmek istiyorsun. Anlatmadınız bence başka şeyler. Aranızdaki sorunlar daha büyük bir mesele.
Ya bu kadar efendim o bana kızım demedi. Bunları... Ama bazen insanlar bunu büyütebiliyorlar Didim, ya. Didim Hanım, bunları o zaman anlaşma sorunları ikisinin arasında. İkisinin arasında. Gelin kaynana. Gelin kaynana. Sen çok geçindi. Ben bir şey yapmadım ona. Ya ben sadece... Ben ona kaynalık yaptım. Yaptı. Kaynalık yapmadım. Yaptı. Nasıl kelen yaptı? Kız kardeş gibi. Kendi kızı bağrıya basarsa er kızın da basacağız bağrıya be. Benim kızlarım aynıdır. Aynı onların. Bağrına basmadı mı? Basmadı. Bassaydın bu duruma gelmezlerdi. İnanma ya. Bassaydın bu duruma gelmezlerdi. Benim kızlarım devamlı bana mı geliyor? Gelmiyor muydun? Kapısı var. Gelmiyor muydun? İki gün konuşmasını üçüncü gün aramıyor mu? Bana bir kere demiyordun ama anneni ara diye. Annene git diye. Niçin demedim? Ben sana kaç defa dedim? Kaç defa dedin? Züleyda kaç defa dedim? Yalan söyleme. Her gittiğimde kavga ediyordun. Her gittiğimde. Sen şu saatte bizi... gelmezsen şöyle olur. Bu saatte gelmezsen böyle olur. Babam bizi eve güymeyi demedin mi? Ya babam bizi eve güymeyi değil. Senin oğlunu güymüyordu. Yalan değil. Çünkü hayır. Oğlun 17 gün orada kalıp da beni de onları küfür dedi. Etmeyecekti. Annem bana gelme dedi. Oğluy. Tanelendi dedi. Söyleyeyim. Ya ne dedim? Ne sen söylesin sen. Sen de ne şey beklerim ben. Rezil bir haftadan beri yalan atıyorsun burada. Bunu herkes biliyor. Atarım ben atarım. Herkes biliyor. Ben söyleyeceğim onu diye. Herkes biliyor. Bak oğlu yerin için yemin ettim. Ha. Niçin yemin ettim? Evet. Benim kitabımı yani küfür edersen kızıma dedim. Kapımı açıp ya hep izle dedim ama seni ya ölüme dirime gelmekte kere geçmen dedim. Bir Gözpınar Köyü dinleye ana sizi ya. Bir şey söyleyeceğim. Hiç konuşma. Ya Ayşe Hanım, madem bu kadın senin kızına böyle ağza alınmayacak bir dakika. Ağza alınmayacak küfürler hakaretler ediyor. Çocuğu da olsa gel kızım ben senin çocuğuna da bakarım sana da bakarım diye kızını alıp niye almadın çıkmadın? Didem Hanım yuvalarını yıkmak istemedim. Yuva yıkmak kötü. İşte, o zaman da ne diyordu ki sen kızını almaya mı geldin? O zaman sen ben oraya gittim. Ama şimdi zaten yuvalar yıkılıyor. Bak, Didem Hanım benim uşağım oraya gitti. Hiçbir şeye karıştıysa Allah buradan kaldırmasın. Bak hastam var kız kardeşim hasta komada yüzünü göstermesin. Yer uşağım bir şey demedi. Bana kuşları yarımızlar buraya bastılar dedi. Uşağım beni elerdi oraya ya. Beni gelecek de be. O bana neler dedi. Beni elerdi. O bana beni... neler dedi. Gelecek. Ben dedi hiçbir şey. Ben seni kızıya bir tokat vurmadan kız bak, kardeşimi benim dövmüşüm. Benim oğlum 43 yaşında ta böyle bir kimseye kötü kelime konuşmuş konuştu. Adam değil. Konuştu. Ha, konuşmadı. Yalan söyle. Kime konuştu? Kız kardeşimi vurmuşu dedi. Bir daha vuramayacağım. Sağ göstereceğim dedi baba. Tamam bir daha vuramayacaksın demiş. Ha. Doğru demiş. Niye geldi o zaman? Niye vuruyorsun? Gelmeseydi. Bir şey merak ediyorum ya. Karışma dedi ya. Ya Özgür Hanım, Rüveyda'nın en sevdiğin özelliği ne? Bana bir tane Rüveyda'nın şuyunu çok seviyorum der misin? Gezmesini sever. Hayır hayır. Evet. Sen Rüveyda'da nesin? Rüveyda'nın çok nesini... Çok geziyordum ya. Dur bir dakika dur. Sen Rüveyda'nın nesini seviyorsun? Ben Rüveyda'yı... Nesini seviyorum diyorsun ya. Evet. Nesini seviyorsun? Her bir şeysini seviyorum. Ne mesela? Bana bir tane şu özel, olumlu bir şey söyle yani ya. İyi bir özelliğini şekerim söyle. Şekerim çıktı şimdiden. Söyleyince şekerim mi çıktı? Hayır. Ya böyle yapma Didem Hanım aşkım ya. Benim. Bak ben İnsanlara sana... ayrım yapıyorsun ayrım ya. Ayrım yapmıyorum. Diyorum ki ben sana. Bak ben aranızı düzeltmeye çalışıyorum. Diyorum evet. Ki bana Rüveyda'nın bir tane sevdiğin özelliğini söyle. Ya söylersen ara o da yumuşayacak belki. Her şeysini seviyordum ben onu. Ama de her ki şeysini. Ne bileyim yemek yapmasını seviyordum. Evet yapıyordun. Seviyordum. Evet. Ya en güzel hangi yemeği yapıyordu mesela? En yardımcı güzel, olayım sana. Dolma biberi yapıyordu. Güzel yapıyor muydu? Lezzetli yapıyor evet. Muydu? Yiyor muydu? Evet. Yiyor muydu dolma? Bak, dolma. Bazen yiyordu bazen yemiş. Pirinç pilavı yapardın. Ha? Bulgur pilavı her şey. No bulgur food. Pilavı her şey. Her bir şeyi yapıyordu güzel, yiyordu. Güzel eli lezzetli yani. Evet yiyorduk. Tamam. Hep beraber. Peki aynı sofrada mı oturuyordunuz? Evet. Başka nereye oturalım? Evet aynı sofrada oturuyorsun. Evet aynı sofrada oturuyorduk. Yani vallahi belki sevgisini ben gösteremeyen bir kadın. Bazen insanlar hayır. Kadın erkek ya olabilir. Yani ben de bazen hayır. Sevgimi bana da mesela dışarıda görenler diyor çok mesafelisin diyorlar. Ama temizlik ama, yapmıyordu. Ha ona kızıyordu. Temizlik yapmıyordu. Olumsuz şeyleri söyleme de şimdi istersen. Tamam. Söyleme. Evet. Onu kim yapıyordu? Bak. Kim yapıyordu temizliği evde? Gördüm yine arası bozulacak. Kim yapıyordu yok. Kim? Yani öyle çok yapmıyordu. Olumsuz şeyleri evet, söyleme. Evet yapmıyordum. Hep sen yapıyordun çünkü. Yok. Hep sen yapıyordun. Ne yapayım? Çocuklara da bakarken de sen küçüksün ya o yüzden yardımcı olmak için bakıyordun değil mi? Evet. Ya uykudan kalkmıyordu. Ben bunu uyu diyordum. Ya bir kere uyumuşum. Sen onu niye söylüyorsun? Çocuğum bir kere uyumuşum. Ya. Sürekli onu söylemek zorunda değilsin. Oğlundan tutar. Bir kere uyutmuş. Sürekli onu yapıyor ya. Uyuttum. Ben sana diyorum ki Rüveyda'nın olumlu özellikleri ne? Sürekli olumsuz özellikleri sayıyorsun. Ne olumlu özellikleri? Yok mu olumlu özelliği başka? Başka yok. Ne olsun? Yemek yapıyor. Ha. Başka ne dedi? Ya böyle bazen bahçeye gelirdi yanıma. Bazen gelmezdi. Bak gelmezdi de söylüyorsun. Evet. Hiç yani, olumlu tarafı yok. Ya bak.
bak gelmezdi ya. Tatlım benim ya. Her şey yapardım. İnek sağardım. Hayır bak. Yalan sana söyleyeyim mi? Söyle aşkım benim hadi. İnekleri benim oğlum savuyordu. İnekleri o mu sevkiyordu? Savuyordu. Gelin yapmıyor muydu? İyi sağmıyordu. Ya. Ben sana gizli söyleyeyim. Yal gizli yap- söylemiyor. Herkes yal- duyuyor. Ben de duyuyorum. O da duyuyor. Yal- gizli söylüyorum. Yal yapıyordu. Diye. Süt parasını hep bu alıyordu. Hayır. Yal yapıyordu. Süt parasını hayır. Alıyordu. Evet. Ben dedim ki şuraya şuraya borcum var. 2-3 ay ben alayım. İnadını yem aldılar. Kağıtla, beni alacak diye. Evde. Tamam. Bunun adı bakarsın. Var hep. Yallah. Evet hep. Benim üstüm ama şu ben anda benim üstüm olan sen kaynananın sevdiğin bir dakika dur bir tanem. Sen bana Özür Hanımcığımın olumlu bir özelliğini söyle. Başla. Bana bir olumluluğu özelliği yoktu ama öyle çocuklara mi? Şimdi Allah var bakardı. İstediğini yapardı. Çocuklara para verirdi ama bana hiçbir özelliği yoktu. Sen hep kötü davrandın. Evet, bana yoktu. Temizlik yapmıyormuşsun mesela. Her zaman yapıyordum, yalan söylüyor. Komşular bile görüyordu gelini. Ben buna diyordum ki, sen komşulara neyi gösterdi bu pisliği şimdi diyordum. Neyi gösteriyordun? Ya insanın evi dağınık da olabilir. Diyordum. Bazen her gelmesinler insan her zaman bir olmaz ki. Dağınık. Çok gelmiş. Mu dağınık? Hadi bir buçuk aydır evde yokum. Şu an ev çok mu temiz? Bak. Gelmesinler diyordu komşulara. Onun yüzüne de bakamıyorsun. Bakıyorum. Korkuyorum ama. Kızgın mı? Korkuyor musun? Gelmesinler demişim. Korkuyor mu? Neye bakmayacağım yüzüne? Ha korkmuyorum bakarım diyor. Allah. Ha, tamam. Bakıyorum Allah tabii canım. Allah Allah. Sen eve gelen misafirlerin arkasından dedikodu yapıyorsun. Ben gelmesin diyormuşum. Yazıklar olsun ne sana be. Ne yaptım ben misafirlere? Herkese beni kötülüyor. Misafirlere misafir, ne yaptım? Köylüye de beni kötüledin. Seyircilere de beni kötüledin. Herkese beni kötüledin. Sen kötüledin beni gelin. Ben gelen misafirlere neydim? Yavrum. Sen kavga ediyordun. Yavrum gelin. Benim. Sen kötüledin. Ya, hep kötü gayına. Keşke evde deseydin bu yavrum diye. Geçiyor kötü keşke gayına. Keşke evden deseydim. İş işten geçten sonra diyor. Aha öyle. Siz öyleysiniz zaten. İşine İş işten geçen. Siz öyleysiniz. Tabii. Sen almış iyi havaya git. Ne havası almış? İşte iş işten geçti diyor bana. Öylesiz diye. Bak, şimdi işin şöyle yapalım. Gene gene bir sessiz ol. Hiç kimse konuşmasın. Ben Çetin. Çetin gelir misin lütfen? Kocası Çetin burada. Gelsin. Çetin benim yanıma gel. Annenin yanına seni koymayacağım. Benim yanıma gelmesin. Gel. Gelmesin. Benim yanıma gelsin. Benim yanıma gelmesin. Tamam benim yanıma gel. Gel Çetin. Sağ tarafıma gel lütfen. Sen bir sürü kız istemişsiniz ama kimse seni istememiş. Öyle mi? Hayır. Hı? Rüveyda'dan önce hangi kızları istediniz? Kaç kişinin evine gittiniz? Bunu istedim. Daha önce istemek için birine gitmediniz hayır. Mi? Hayır. Ha? Hayır. Rüveyda kimleri istediğini duydun mu sen hiç? Yani sana kız vermiyorlarmış. Çok kişiden duydum. Evlenemedi. Evlenemedim. Kız vermediler. Evlendiğinde kaç yaşındaydın? Kaç yaşındaydın evlen? Hatırlıyor musun kaç yaşında olduğunu? Ben sana yardımcı olayım. Şu an kaç yaşındasın? 77. 77 doğumlusun. Evet. 77 doğumlu kaç yaşında oluyor? Yani 46 yaşındasın. Evet. 23 yıllık evlisin. Evet. 23 yaşındayken. Evet. Evlenmişsiniz. Evet. Benden de evet ya da hayır diyor ya. Ha? Sen sevdin mi Rüveyda'yı? Gitmeseydin sevdedin. Gitmeseydi seviyordum. Seviyordum. Çok seviyordum. Belli evde sevgin gösterdin. Yerlerde dışarılarda bekliyordum. Hayır. Yalan söyleme. Zaten hep ben yalancıyım. Peki neden gittin? Değil miydi? Neden değil gitti? Miydi? Git neden diyordu. Gitti? Git diyordu git. Neye gitti? Git söyle. Diyordu. Neye ya gitti? Sen sormadın ki annene bu kadın nereye gidecek diye. Şimdi sen, benim nereye gittiğimi iyi merak ediyorum. Neye gitti? Sen sordun mu bir kere Bahattin, nereye gidecek Bahattin'den diye? Bahattin'den arabayı bindi. Neye gitti? Sana ne? Söylesene. Sana ne? O söylesene. Zaman annene hiç sormadın nereye gidecek hayır, bu diye. Hayır söylesene. O zaman ona sorsaydın. Çıkarsaydı. Sana ne? Sana kadını sana çıkarsana. Ne? Kim için çıkardın? Sen sorsaydın ben de söylerdim. Çıkar. Yani gitmezdin. Çıkarsaydı. Şimdi gelmiş. Sen neredesin? O zaman da niye sormadın bu kadın nereye gidecek sen diye? Sen soruyorsun. Bana sorarsın onu soramazsın. Neye gitti? Neye gitti sen her sorsana. Allah'ın günü, ya onun bir adı var gelin gelip deyip dedi. Durma ya gelin söyle, gelin gelin. Gitti, Rüveyda sana. Rüveyda. Şşt, neye gitti? Hangi köye gitti? Ne yapacaksın? Söylesene. Ne yapacaksın? Şimdi mi merak ettin? Söylesene. Şimdi mi merak ettin? 23 yıldır neredeydin? 23 yıldır neredeydin? Neye 23 gitti sana soruyor. Neye gitti? Şimdi mi 23 yıl sonra mı aklına geldi? Neye gitti onu söyle. Sen 23 yıldır sahip çıksaydın ben de bu şekilde burada olmazdım. Ben ne yaptım nasıl? Şimdi gelip de bana her sen neredesin diyemezsin. Her zaman yanayda durmuyordun mu? 23 yıldır hesap yani yanayda durmuyordun sahip mu? Çıkmadın şimdi de diyemezsin. Uşak, her zaman yanındaydım diyor senin. Ne dur zaman Çetin, durdun? Dur evet. Çetin bir dakika konuşacağız. Evet, sonra oğlun şinasi de gelecek ama evet, sen yandım. Boşanmaya şu an için kararlı gibi duruyorsun. O da öyle boşanmıyor. Duruyor. Ha? Boşanmıyor. Ha boşanmıyor diyor ben boşanmıyorum. Babasını boşanacağım.
Ne alaka? Ama boşanacağız sonuçta. Ne alaka? Çetin ya. Sonuçta boşanacağım. Bir dakika, bir saniye, bir dakika, ne olur. Sevgili Seher karşımda. Seher, bugün çok önemli iki bilgiyi açıklayacağım. Bilgi ama. Yorum değil, şey değil. Ve öncesinde de sana bazı sorular soracağım. Bakalım bize ne anlatacaksın, çok merak ediyorum. Bir de burada bir canlandırma yapacağız Seher. Bakalım Seher bize o bilgilerin ardından gerçekleri söylemek isteyecek mi? Ne olacak çok merak ediyorum gerçekten. Onları duyduktan sonra ne yapacak yani? İzninizle bir araya gideceğim, sonra tekrar beraberiz. İlk kez açıklıyoruz. Seher yalan mı söylüyor? İsmail Seher'e saldırmadı mı? Başın yanacak! Ya yanacaksa yanasın, cezalarsın, çekin ya! Bu kadar basit ya! Ne yaptın lan bilmiyorum! Dönem ne yaptı orada? Bağırıp ne yaptı bilmiyorum ya! Şok rapora inanamayacaksınız. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Sevgili Bartın Rüveyda diyor ki benim diyor aramın bozulmasının nedeni, doğru mu anladım? Yani çok baskın da bir karakter Özgür Hanım. Her şey Özgür Hanım'ın kaynananın başının altından geliyorum. Şöyle diyorsun. Evet. Şimdi ben konuştuk. Özgür Hanım da seni dinledi. Birbirinizi dinlediniz. Birazdan Şinasi'yi de alacağım. Şinasi bana bakıyor. Alacağım seni birazdan Şinasi. Merak etme. Ama annen ve baban konuşsunlar istiyorum. Babanın konuşabileceğini düşünüyorum. İnşallah yani. Siz aslında karı koca aranıza bazı meseleleri halletmiş olsaydınız, yani erkek de bir ana kuzusu musun sen ya? Hayır. Ha? Ve annene hiç hayır dediğin zamanlar oldu mu? Bana hayır diyorsun ya. Hiç annene hayır dedin mi? Hayır. Hayır. Demedim, demedim diyor. Demedim. Demedim. Değil mi? Hep annene evet mi dedi? Evet. Niye öyle? Annene hiç hayır diyemiyor musun? İyidir ana. Ha, annen iyidir. Evet. Rüveyda nasıldır? Karın? O da iyidir. Ha? O değildi. İyi miydi? Kaçmasaydın. Kaçma. Ama o diyor ki kaçma değil diyor. Bak bak Çetin, karın orada, gözün içine bakar mısın lütfen? Diyor kaçma ki sen. Biz 23 yıl boyunca diyor hiç mutlu olmadık diyor. Doğru mu anladım? Mutlu oldu. Oldu mu? Evet. Sor bakayım, bir karı koca konuşur. Olduk. Olmadı mı? Hayır. Ne şey olmadı? Annenin sözünden hiç çıkmadın. Neden çıkmadın? Hiçbir zaman sahip çıkmadın. Çıktım. Bana hakaretler çıktım. Yağdırırken niye bir kere annene sen bunları eşime nasıl söylüyorsun demedin? Çıktım. Yalan ne söyleme. Zaman çıktın? Yalan söyleme. Sen annene asla hiçbir zaman şekilde sen eşime niye böyle söylüyorsun diyemedin. Dedim. Demedin. Dedim. Yalan söyleme. Ne dedin mesela? Demedin. Dedim. Demedin. Dedim. Demeyeceğim bir şey, neyse. Ya ne oldu dedin, da mesela ne oldu da Çetin'in orada annesine hayır demesi gerekiyordu? Ne oldu mesela? Yani diyebilir. Niye eşime böyle yapıyorsun? O bu evin gelini değil mi? O da senin bir kızın diyebilirdi. Hiç demedi. Demedi. Hiçbir şekilde demedi. Dedim. Dediği halde dedim. Bile buna da laf söylüyordu çünkü. Dedim. Rüveyda. Aynı şekilde sen karına yüz veriyorsun. Sen karına şöyle yapıyorsun. Öyle hayır. Diyordu hep. Ha, yüz veriyorsun. Evet. Hayır. Hiç de öyle demedim. Hı? Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey dememişsin. Problem o zaten. Bir şey desem belki. O yüzden şey buradayız değil mi? Sen yüzü kaçtı o zaman. Annen evden git derken niye o zaman sormadın, şimdi gitti? Soruyorsun? Hala kiminle? Aynı şey tekrar edip durma. Kiminden gitti? Söylesene. Yani annenin evden git diyordu. Annen demedi mi? Şu evin önündeki köpek kadar evde gitti? Değerin yok demedi mi? Bir dakika, hangi yere gitti? Çetin bir dakika. Yani Allah. O diyor ki ben evden gittim. Zaten gittiğini biliyoruz. Biz bulduk yani. Ama diyor gittiysen bunun, bunun nedenleri var diyor. Kime gitti? Onu kime söyleyeyim. Gittiğine de geliriz. Ama sen bana şunu söyler misin? Sen hiç Rüveyda'ya seni seviyorum dedim, bir sarıldın mı? Bir sevgini gösterdin mi? Evet. Gösterdim. Ha? Belli. Çok seviyordum. Çok seviyordun. Evet, seviyordum. Ne yapıyordun mesela? Bir karı koca beraber geziyor muydunuz? Geziyordum. Hatta Bahtın'a gidiyorduk. Ne yapıyordunuz mesela? Hani ben Bahtın'a tek gidiyordum. Düğüne gidiyorduk. Hani ben seni peşimden götürmüyordum? Sonra götürmedi. Tabii. Sonra götürmedim. Siz ikiniz anlaşabiliyor muydunuz hiç? Konuşuyor muydunuz evde? Konuşuyor muydunuz evde hiç? Karı koca. Evet. Ne konuşuyordunuz mesela? Her şey konuşuyorduk. Düğüne gidiyorduk. Hetava. Düğüne gidiyorduk. Evet. Bahtına gidiyorduk. Bahtına gidip ne yapıyordunuz? Oğlu çay içiyorduk. Hetava'da geziyorduk. Ya hiç, Didem Hanım ya çocuk hastalanacak, hastaneye gideceğim. Hiçbir şekilde gezmek amaçlı gitmedik. Ya bir
fatura işi, banka işi olacak, onları halletmeye gideriz. Ya el ele karı koca bir yer gezmeye. Hiçbir şekilde biz bugün gezeceğiz, gezmeye gideceğiz diye çıkamadık evden. Bunu yalan söyle hiç. Yalan söyle. Yalan söyleme. Sen de yalan söyleme. Ya çocuk hasta, hastaneye gideceğiz. Onu da binde mi gelmedi, geldiğini hatırlamıyor. Hep ben kendim götürürdüm. Teşekkür ederim. İçin gelmedi. Ne anlamadım? Kaç defa geldin çocuğun peşinden? Kaç defa? Ben 5 gün hastanede susuz kaldım. Peki dedi. Çocuğun yanından ayrılıp aşağı su almaya inemedim. Başkasından gönderdiniz. Senin ayakların yok muydu? Gelme dedi. Ne zaman gelme dedi. Ben eve telefon ettim. Benim dedim. Çocuğun bezi bitti dedim. Çocuğun suyu bitti dedim. Niye çocuk gitmedin dedim, hastaneye? Pilav istiyor dedim. Böyle hastaneye çocuk gidiyor. Pilav yiyeceğim demişti. Gelme dedi bu. Gelme mi dedi? Niye desin? Çocuk doğmuş ya. Didem Hanım. Ben eksiklerim var diye eve telefon ediyorum, buna gelme diyorum. Allah'ını seversen aklınız yatıyor mu ya? Sana alo demiş, bez getir demiş ama sen gitmemişsin. Başkasından yolladı. Başkasından gönderdiler. Kendi sen niye kendin gitmedin? Gelme dedi. Ama çocuğum benim dedi. Ateşten havale geçirdi. Bir Rüya, Çetin hep böyle çocuk gibi miydi evde de? Yani hiçbir şekilde ya kendini savunabilir ya beni savunabilir. Ya ben konuşmasında böyle sıkıntılar mı oluyordu? Hayır. Çocuk gibi miydi? Ya evet, aynı böyle. Hmm. Fazla konuşamaz. Konuşamaz. Yani. Konuşamaz. Ben Çetin Bey'in eşine hiç hediye aldınız mı? Çarşıya çıktınız. Aa, bunu Rüveyda çok sever deyip çiçek, bir elbise ya da çok basit bir kalem aldınız mı? O aldı. Hayır, ben kendim aldım. Sen almadın. Ya ben açıkçası Çetin'e baktığımda Çetin'in böyle bir hediye alabileceğini yani çok düşünemiyorum da. Ya evet. Tabii almak lazım normalde. Şunu söylemeye çalışıyor avukat hanım. Diyor ki sen diyor Rüveyda'ya kendisini değerli hissettirdin mi? Hayır. Evet. Ha? Bir karı kocaya görelim lütfen. Hissettirdin mi, hissettirmedin mi? Hissettirdim. Konuş. Hissettirdim. Nasıl hissettirdin yani? Çok seviyordum. Sevgini nasıl gösteriyorsun? Didem Hanım sor bakalım eşinin doğum günü ne zaman diye sor. Biliyor mu? Sor. Ne zaman evlendin diye sor, biliyor mu? Sor bakayım. Hissettirmiş. Doğum günü ne zaman? Eşin ne zaman? Hangi ay doğmuş? Doğduğu ayı biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Hangi gün doğduğunu biliyor musun? Hayır. Hiç doğum gününü kutladın mı? Hayır. Çocukların doğum tarihini biliyor musun? Hayır. Çünkü ilgisi yoktu öyle şeylerle. İlgi alakalı değildi. Bartın'da köyde yaşıyorum zaten. Nereden bileyim diyorsun doğum tarihini falan. Ben de çok önemsemem çevremde doğum tarihlerini. Çevremde var Didem Hanım. Çevremdeki herkes eşlerin evlilik yıl dönümü, çocukların doğum gününü, eşlerin doğum gününü kutluyorlar. Kutluyorlar mıydı köyde? Aynen. Var bizim o köyde var yani öyle yapanı. Var. Evet. Köyde başkaları kutlarken ben de gideyim bir Rüveyda'nın doğum gününü kutlayayım dedin mi? Hayır. Neden? Çok güzel karım var ya, baksana ne kadar güzel. Gitmeseydi. Gitmeseydi. Yani 23 yıldan beri yapmamışsın, gitmeseydim şimdi yapacaktın değil mi? Neyse gitti o zaman. Rüveyda'nın nesini seviyorsun? Nasıl bir kadın, nasıl bir eş? Güzeldi, iyiydi. Güzeldi, iyiydi. Evet. Nesi güzeldi, nesi iyiydi? Çok seviyordum, ondan sonra şey yaptım. Ne kadar sev... Bana Rüveyda'ya olan sevgini anlatır mısın? Gitmeseydin çok seviyordum. Çetin ya. Öyle. Öyle. Çok sevdin, ne yaptın mesela? Sen birini sevince bir sarılır, sırtını sıvazlar. Ya bir şey söyleyeceğim de ayıp olacak yani, onu söyleyemiyorum, lütuf var. Anladınız. Ne yapayım ya? Özür dilerim ama sadece çocuklarınız olmuş yani. Anlayın aynen. Yani. Sadece çocuklarla aşk, evlilik çocuklarla yürümüyor. Çocuklarla da hep ben ilgilendim Didem Hanım. Hiçbir şekilde hiçbir şeyine gitmedi. Ne bir okul gösterisine, ne bir okul toplantısına, ne bir hastaneye. Niye gitmedin? Hepsiyle ben gittim. Neden gitmedin? Kaç defa çocukların okuluna gitti? Beraber gitti. Kaç defa yalan çocukların söyleme. Toplantısına gitti? Bir şey yalan hastaneye söyle. Gitti. He, hep yalancı. Yalan mı söylüyor? Evet, yalan söylüyor. Annem mi haklı, Rüveyda mı haklı? Anam. Annen haklı. Evet. Hiç Rüveyda'nın haklı olduğu bir yer yok mu? Yok. Hiç yok. Yok. Neden böyle düşünüyorsun ya? Rüveyda hiç haklı değil mi? Dedim öyle dersen... Ben artık konuşmasam ya. Nasıl olsa haksızım, konuşmayayım. Ya Rüveyda böyle evet, dersen... Hayır, evine... Evet hayır, haklı haksız, başka bir şey dedikleri yok çünkü. Hiç evde böyle... Yani sen o zaman kendini yalnız hissedip o yüzden mi sosyal medyaya girdin? Ya sosyal medyayla alakası yok Didem Hanım. Benim telefonum zaten 4 yıldır var. Ya, ama tamam, bu bir şey olaylar söyleyeceğim. 23 yıldır var ya. Ha, biriyle konuştu mu konuşmaz, o beni ilgilendirmez. O, ben onu şey yapmıyorum ama... Yani bir insan... Ya evde sohbet yok, ortam yok, bir şey yok. Var.
Neden yok? Bana dur. Soruyorum, ne konuşuyordunuz? Her şeyi konuşuyorduk. Her şeyi ne konuşuyordunuz? Evde en fazla sürekli tartışma, kavgaydı. Hayır. Yani bir saat bir sohbeti olmadı. Gerçi şimdi sohbeti. Çetin de haklı ya. 20 yıl sonra insan konuşacak bir şey de bulamıyor değil mi? Ne evet. konuşayım diyorsun 20 yıl sonra? Aslında ya gözlerinde sevgiyi görüyorum. Var var, seviyor. Ama ifade edemiyor. Kaçmasaydın. Ha? Kaçmasaydın. Kaçmasaydı diyor. Kaçmasaydı. Sen kimsin diyor. İki kelime biliyorsun. Evet, hayır. Kaçmasaydın sen kimsin? Gitmeseydin. Üç kelimeyle yayın neden yapıyoruz. Neden gitti? Neden gitti? Evet. Anlat neden gittiğini. Rüveyde belki anlar ya. Yazık günah çocuğunuz var yani. Sürekli evde beni bana git demiyorlar mıydı? Sana da diyorlardı. Sadece sana da diyorlardı. Hayır. Alın gidin çocuklarınızı, alın gidin çocuklarınızı. Bana da diyordu her gün git diye. Dedesi bakıyordun. Dedesi her... Ben mi nasıl? Ben neyle bakayım? Çalışmıyorum. Neyle bakacağım? Ben de çalışıyordum. Sen nerede çalışıyorsun? Hiç çalışmıyordum. Nerede çalışıyorsun? Nerede çalıştın? Söyle bakalım. Ya ortada, bu tarafta çalışıyordum. En fazla 20 gün ya. Herkes aylarda çalışıyor, yetiremiyor. Sen 20 günü mü yetireceksin? O tarafta, bu tarafta nerede? Hangi tarafta, o ya tarafta? Ya köylerde 2 gün orada iş, 3 gün orada iş. Hani toplasan ya köylerde, senede 1 ay. Şimdi diploması da yok ya. Böyle kadrolu bir işe de giremedi o yüzden anladığım kadarıyla. Okula hiç gittin mi? Gittim. Kaça kadar okudun? 5'e kadar okudum. Ama okuma yazma öğrenememişsin. Didem Hanım. Babamdan şey. Okur yazarı değil. Okuma yazması olmayan da birçok kişi işte. Bunun ağzı biraz küfürlü. Çok küfür ediyor. Sövüyor yani, affedersiniz. Sana öyle yapıyor muydu? Evet, yapıyordu. Anneme de küfür ediyordu. Aa. Yani bu küfürü ağzı bozuk ya. Olduğu içinden sürekli tartışma çıkar. Olay olur. Başı belaya girer diye gidemiyordu çoğu. Niye Ayşe Hanımlara göndermedin eşini? Niye beraber gitmediniz? Git dedim. He? Git dedim. Beraber niye gitmediniz? Sokmadın ha. Sokmuyor muydu evet. Ayşe Hanım? Çünkü sen anneme ne dedin? Kuretti. Ne zaman ettin? Sizi asarım, keserim. Anca yor da kuretti. Ondan sonra dedim ki. Bak, dur, bir dine. Bir dine. Dinemesini öğren. Sen şimdi konuşma. Bak 46 yaşındaysan dinemesini öğren. Sen konuşma. Ben senden büyük diyorum. Başa enet ediyor. Bak elime başlaması bir. Enet aşağı. Ben bunu ergettim mi? Çuvalları tibelleri doldu diyoruz. Omzu yüze vur diyoruz. Arkadan damat şey, amca yoraya kadar gittin mi? Oradan doğru biz seni Ahmet'e gitti mi? Oraya. Orada dedim ki sen. Damat dedi ki böyle amcay. Dedi ki at katı yamışla dedi. Eğer dedim seni bir yolta yaparlarsa dedim. Ben kızımın yazmasını yani ucunu göstermem dedim. Evi ayırırlarsa, alt tarafı da yaparlarsa ben izin veririm. Yaptık ben dediğiz. Ayşe Hanım sen 4 yıl önceki olayı söylüyorsun. Ben onun öncesinde Rüveyda diyor ki ben diyor annemlere gidemiyordum. Gelmiyordu. Çetin de beni göndermiyordu. Gelmiyordu. Neden? Git dedim. Sen herkesi niye gitmiyorsun? Sen kayınvaliden değil mi? Şimdi aramızda 3 kilometre var. Ben evden nasıl gideyim şimdi? 4 sene evvel yemin ettim lan. Yürü. 4 senenin içinde ettim. Onlar evvel neredeydi? Hayır, şunu soruyorum. Ondan evvel niye gelmedi? Kapıdan mı çağırdım? Yılda bir kere, üç yılda bir kere giderdim. Nasıl? Kaç kere çağırdı? Sana kızdılar mı? Çağırdı. Evet. Çağırdı derken kızdılar demek istiyor. Çağırdı. Nasıl mı çağırdı? Çağırdı. Gelme bir tane dedi. Allah'tan korkmasa buradan utanayım ben. Şaka. Sen gidince kayınvalidenden korktuğun için mi gitmedin? Baba kayınvalidem de gelme dedi. Didem Hanım. Gelme mi dediler? Annemin yaptığı iyiliği bunu ya. Kendi annesi yapmadı. Allah'ın sana. Neyle yaptı anne? Allah aşkına ya. Hayır, annem bunu hiçbir şekilde damadı olarak değil, oğlu olarak görürdü. Ben oğlum olarak gördüm ya. Ne damadı? Oğlum olarak gördüm ya. Ben kızım mı kocası? Neden for bakay? Bir kere bir şey demiş mi? Bak sor. Bir kere bir şey dedim sana. Kötü kelime söylemişim mi? Hiç kötü kelime söyledi mi sana kayınvaliden? Bir tane gelme dedi. Ama giderken sen çünkü küfür ettin. O da etti. Çünkü sen ettin. Sen, o, sana, etti. O sana dedi ki. Etti. Bir daha yaparsınız dedi. Bir daha göndermem dedi. Tamam, orada etti. Etmedi mi? Ne etti? Ne dedi sana? Ne dedi? Ne dedi? Bir tane daha gelme dedi. Bir tane daha gelmek buyur mu? Sürekli gelin mi diyecek? Ben aman eve gideyim de bir tane dövüşe değil tekrar bir yolda geleyim diyeceğim değil mi sen? Yazıklar olsun. Çetin. Sana da yazık olsun. Çetin. Senin eşin evde yemekleri yapıp odaya mı saklıyor? Hayır, dışarıda hepimiz yiyorduk. Hep beraber yiyordunuz. Yiyorduk. Peki o zaman senin annen dedi ki, beni anlıyorsun değil mi? Evet. Annen dedi ki, tencereyi dedi böyle içine saçlarını koymuş, odaya koltuğun altına ya ceketin altına koymuş diyor. Doğru. Annem burada doğruyu mu söylüyor? Evet, doğru. Didem Hanım bir şey sorabilir miyim? Şimdi madem bu dolma tenceresi yanmış, içeri konmuş. Neden dışarıda çekildi, içeride çekilmedi? Neden dışarıda hortumları içinde betonda çekildi de içeride çekilmedi? O tencereyi, göstermek istemediler. O tencereyi annem mi odaya koydu? Hayır. Doğru söyle. Niye koysun, karın dışarıda yemek yapıyorduk, orada yiyorduk diyorsun. Doğru.
Oraya et gibi bir şey olsun. Leş gibi az önce kokuyor. Diyordun yemekleri yapıyordu dışarıda duruyordu. Şimdi diyorsun yemekleri yapıyordu içeri sokuyordu. Yakıyordu. Kentse de yakıyor. Ben bir aydır gündeliğe gidiyorum. O 15-20 gün olmuş evden çıkalı. 50 gündür yani evle alakam yok. Yani o tencere 50 günde ne hale gelir? Yakıyordu. Başka da yaktı. Yapalım arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu yemek odadan çıktı. O bak tencere özür dilerim ama leş gibi. Evet. O tencere hala duruyor mu? Duruyor. Yıkamadınız mı? Hayır yıkamadım. Niye? Nerede duruyor pardon? İçeride duruyor. Evde niye duruyor. Niye dışarıda çekilmiş bu fotoğraf? Nasıl bu fotoğraf dışarıda çekilmiş? Tamam içeride hepsi de hortumdan yapıyorlar orada. Bir şey söyleyeceğim. Niye tencereyi yıkamadı anne? Sen niye yıkamadın? Evi kalsın öyle de. Niye kalacakmış? Evin içine nerede duruyor bu tencere şu anda? Bir de zehirleneceksiniz bakteri yuvası yani. Peki bakınca bu tencereye bakınca ne hatırlıyorsunuz? Çastana. Evin neresinde duruyor bir daha söyle bakayım anlamadım. İçeride. İçeride nerede? Mutfakta mı salonda mı? Mutfakta. Mutfakta da öyle kirli kirli orada mı duruyor tencere? Siz bunu içeriden çıkarıp dışarıda gösterip tekrar içeri mi aldınız? Evet. Niye bu kokmuyor mudur içeride? Ya fotoğrafını çekmişsin zaten yıkasanız da. Kokmuyor mu? Kokuruz. Ama olur mu ya Şinasi birazdan alacağım seni ya. Bu nedir ya tencere orada? Bak aklı başında bir sen varsın bu evde yani. Gel ya gel. Gel lütfen Allah'ını seversen ya. Gel oğlu da geliyor. Bak bir aklı başında sana güveniyorum. Gözünü seveyim. Diyelim ki annem bir hata yaptı. Tencereyi oraya koydu. Hadi diyelim onunla da yetinmedi. Saçını kopardı saçının içine koydu. Değil. Sen demiyor musun annene ya da babaannene? Ya lütfen artık bunun fotoğrafını çeksek. Bu tencerenin burada mutfakta ne işi var demiyor musun? Değil abla tencereyi o gün çektikleri gün ben tencereyi attım mutfaktan zaten. Baban diyor mutfakta. Bakmamıştır abla tencereyi ben kendim attım. Sizin arkadaşlar da vardı. Baban az önce mutfakta dedi. Baban bakmış mı? Baktın mı baba mutfakta olduğuna? Tencereyi ben kendim attım. Sizin gazeteci. Baban uzman yalan söylüyor. Gazeteci arkadaşlar da var. Tencereyi ben kendim attım. Ya Şinasi o zaman babanın söylediği ben neye inanacağım neye inanmayacağım. Baban saf bir adam mı? Görmemiş olabilir. Normalde saf birisi yani. Saf bir insan. Öyle aklında herhangi bir kötülük, kötü bir niyet yoktur. Ama o tencereyi bak annen bir şey söylüyoruz. Evet hayır deyip yani annesinden çok korkuyor. Bence senden babaannemden de çekiniyor. Babaannemden korkmuyor da daha önce hani herhangi bir köyde veya ilden dışarı çıkmadığı için ilk kez yani böyle bir programa çıktığı için. Ha bizden çekiniyor. Biraz heyecan biraz da çekiniyor yani. Normalde, ama çekilmesi konuşmasının önünde engel değil ki. Rüveyda'nın hataları varsa 23 köyde, yıllık evli. Köyde de falan konuştu gazeteci abilerle falan konuştu yani herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Ama annen diyor ki evde de konuşamıyor. Annemin üzerine yani bağırma çağırma derken yani konuşuyordu hiç çekilmiyordu. Dün de konuştu. Sinirlenince konuşuyor. Sinirlenince konuşuyor yani. O parmağı indir sen kimsin derken konuşuyor. Ya bu evlilik senin annen yüzünden bitmiş farkında mısın? Abla şimdi az önce annem dedi ki ben 50 gündür dedi evle ilişkim yok dedi. Ben de şurada hani kendi kendime düşündüm. Dedim ki acaba babaannem olmasaydı 50 gün biz ne yiyip ne içecektik? Sen kendin yapardın ya. Ama evet çalışmam yani. Lazım yani. Ama çalışmam lazım. Ama yemek lazım. Yapıyor param diye yok, mi? Param yok ne yapayım? Baban çalışmış paramı getiriyor eve. Sen annenin çalışmam yemek lazım. Yapması için mi istiyorsun Şinasi? Yok 35 sene önce dedem ocakta kazalanınca babama demiş ki ben demiş gözlerim görmüyor bir şey değil. O zaman evli değilmiş herhalde. Hani dedemin anlattığına göre. Dedem göndermemiş. Ben senin demiş sigortanı öderim, evlendiririm, paranı bana öderim. Bana açık ve net söyle. Bak senin anne, babaannen biraz baskın bir karakter. Baskın karakter olsaydı bize basardı abla. Biz durmazdık evde. Vallahi babana bir küçüklüğümüzden beri hep bize baktılar, büyüttüler, hiç kavga yürüttü. Ya annen hiç mi haklı değil? Hiç mi? Ya elini vicdanına koy. O seni doğurmuş. Ya fizik olduğu gibi annene benziyorsun. Doğru. Ama ruhun kafan olduğu gibi babalarda. Ama elini annen ya abla, 9 ay karnında taşımış. 9 verdi. Ayın yüzü su hürmetine. Bu kadın hiç mi olumlu tarafı yok? Didem Hanım benim yaptığım annelik kadar babası ona babalık yapmadı. 10 günlük de hastaneye getiriyorum. 10 lira para istedim babadan bak babadan. Bana dedi ki o parayı verdim. Geldim. Daha 18 yaşındayım. O 24 yaşında. Ama bazı yerlerde de yalan söylüyorsun bunu. Yalan söylemiyor. Abla diyor neyi doğru söylüyor? O kelimeyi kullandı. Bir annenin bak anladım bir şeye gelmek istiyorsun ama annenin hiç böyle sevdiğin olumlu bir tarafı yok mu? Vardı bize karşı bazen güler yüzlü olurdu ama yani nasıl söyleyeyim yemek konusunda biraz düşük kalıyordu. Nasıl düşük kalıyordu? Sen de obursun tabii biraz yemek yemeyi yok, seviyorsun. Yok hani, ben de ya, abla, yalan söyleme, otobüslerle elim çalışırken çok nadir gelirdim yani 3 günde 2 günde bir gelirdim. Ya babaannen yemek yaptığı için mi babaannen haklı? Ya şimdi... Yemek meselesi mi yani? Yemiyorlardı. Bazen babaannem kızıyordu. Annen diyor ki ben diyor bana diyor bak anneannen de söylüyor. Eli sürekli anne senin babaannen bayağı bir eli maşalı bir tip yani. Dediğim dedik.
böyle. Dediğim dedik bir kadın. Bir fotoğraf var elimizde. Arkadaşlar onu hazırlamışlar. Yani hiçbir mutlu günler olmamış Çetin Rüveyda'nın. Hazır mı? Verelim mi ekranları arkadaşlar? Gelsin lütfen. Gel o fotoğrafı. Oo bayağı güzel, mutlusunuz. Baksanıza bir karı kocayı görün lütfen, bizi görmeyin. Çetin ya, burada o gözlerin bakışlar ne öyle? Çetin'i ve Rüveyda'yı görebilir miyiz lütfen? Arkadaşlar. Tamam. Burada neredesiniz Rüveyda, sen söyle. Dur sen konuşma. Çetin belki konuşur. Çetin, bu fotoğrafı nerede çektirdiniz? Denizde. Nerede? Denizde. Ben Çetin'i görmek istiyorum ama. Kime, nerede çekildin? Moga'da, Denizli'de. Nerede denizde? Moga'da. Bartın mı? Bartın. Ha, Bartın'da. Didem Hanım, o fotoğrafı ben çektim. O ev orası. Bizim ev. Hayır. Denizde mi? Deniz değil, asla deniz değil. Ya. O fotoğrafı bile ben çektim. Evde misin? Ya, evdesiniz de çok mutlusunuz. Sen de mutlusun. Çetin, bir Amerikalı Hollywood sanatçısına benzemişsin. Evet. Ha, bir Clark Gable bakışı falan, ne bileyim kime benzettiniz bilmiyorum ama bir Amerikalı sanatçıya benzettim yani. Gözünü seveyim, çok mutlusunuz. Kaç yıl önce çekilen bir fotoğraf bu? 7-8 yıllık falan. 7-8 yıl önceki. Bayağı oldu çünkü. Evin neresi burası? Oturduğumuz oda. Oturduğunuz oda. Neden odada durup dururken fotoğraf çeker? El elesiniz bakayım. Ha, el evet, elesiniz. Evet. Görmedim onu, ben şimdi gördüm. El elesiniz. Niye sen çekmek istedin fotoğrafı? Çünkü eşim benle hiçbir zaman fotoğraf çektirmezdi. Yani gezmeye bile gitmezdi. O fotoğrafı ben çekmek istedim. Ben çektim yani. Telefon kullanmıyorduk. Andre telefon, tuşlu telefonu bile bozdu abla. Ya önemli değil ya. Sonuçta 3 tane, 4 tane çocuk vermiş mi? Babanla kaç tane fotoğrafımız var ya? Telefon değil. Gidip fotoğrafta sen de bir önemli fotoğraf çektin. Önemli fotoğraf değil ki. Ya. Fotoğraf mı önemli olan? Hayır öyle değil. Şunu söylemeye çalışıyor. Bu fotoğraf şu anlamda önemli. Ya karı koca birbirlerini seviyorlar aslında. Değil mi Çetin? Hayır sevmiyorum artık. Sevmiyor musun? Hani seviyordun, gidince sevmiyorum dedin. Bir karar ver. Seviyor musun, sevmiyor musun? Gitti. Tamam anladım. Gidince kızgınsın. Bu senin onu sevmediğin anlamına gelmez. Kızgınsın değil mi? Kızıyorsun. Doğru mu? Evet. Kızıyorsun. Ama bu fotoğrafta, bu fotoğrafta çok mutlusun yani. Ama mutlu olsa ne olacak? Fotoğraf mutlu olsak ne olacak diyor. Aynen o fotoğrafı bile yani ben çektim. Ben yani demek ki iyi günümüzdeymiş. Sen de Çetin'i seviyormuşsun. Yani seviyordum. Nesini seviyordun Çetin'i? Yani işte çocuklarımın babası. Yani evlenmişiz. Ya sadece çocukların babası diye bir insan sevilmez ki ya. Ne yapayım? Yani 23 yıldır da o evde kaldığına göre ya Çetin'in yani hiçbir böyle sevilecek bir tarafı yok. Ya evine bakan birisi değildi ama ne çocuklarımı babası diye seviyordum yani. Ha, sana karşı bir çocuklarını seviyor ama seni sevmiyorsa. Seni de sevmiş. Sevebilir ama hiçbir zaman sahip çıkmadı. Hı? Yani her... Ya o fotoğrafı yemin ederim inan ben çektim yani o istemedi. Çinasi, sen annenin eve dönmesini peki, istiyor musun? Sosyal medyadan niye engelledin bizi? Sosyal medyayı kullanmıyorum. Şifremi unuttum. Giremiyorum. Allah'ını seversin. Az önce ablalar gösterip 8 tane Facebook'un çıktı. Ama giremiyorum ki hiçbirine. 8 tane ne? Instagram'ın çıktı. WhatsApp'ın var. Giremiyorum ben sana oğlum. Mesela... Giremiyorum. Bak, ya, en son ne zaman girmişim? Bir baktın mı? WhatsApp'a da mı girmiyor? Efe'nin fotoğrafı var ya. Kaydırakta çekerken koymuşsun. Efe senin profilinde fotoğraf ama yoktu. Ama şu an o WhatsApp'a 2-3 gündür giremiyorum. Çünkü neden? 2-3 gündür değil. Ben sana ayın 22'sine mesaj attım. Şimdi şöyle ikiniz... ikiniz sen Efe'yi alıp kaçıyorsun ya. Bir şeyle Efe çocuğun babasıyla ve abisiyle bir araya geldi. Hazır mı arkadaşlar o? Efe'yi bir gördüler. Bir hasret giderdiler. O anları bir ekranlara getirelim. Efe'yi geri istiyorlar. Rüveyda da Efe'yi vermek istemiyor. Ben Efe'yle yeni bir hayat kurmak istiyorum diyor. Ama neyse ayrı bir ev tutsa başka bir yerde ama tutabilir mi ondan da emin değilim ama şu görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Seni. Makine ayağı yedim.
Yavrum, hadi babaya sarıl. Seni kaçırdı anneye oğlum bizden. Sen neredesin? Seni Funduyu duruya bırakacağım. Funduyu da var. Evde. Çetin, özlemiş misin çocuğu? Hı? Ona ayrı bir düşkünsün galiba. En çok küçük olduğu için onu mu seviyorsun çok? Ama bu arada yani annenin, senin babaannenin dediği küçücük 3 yaşındaki çocuğa seni kaçırdılar yavrum, seni annesiyle beraber. Ama abla şimdi denmez yani seni kaçırdılar diye. Yani yaklaşık 20 gündür, 15 gündür yani haber alamıyoruz. Ya eyvallah da ama sonuçta kaçırmamış ki, çocuğunu beraber götürmüş. Bizim de görme aklımız yok mu abla? Var var, tabii ki var. Şimdi ama bak 3 yaşındaki çocuğa seni kaçırdılar denmez yani. Ama abla çocuk bize kendisi dedi kucağımıza atlan, ben size çok aradım göstermediler aradın falan mı? Diyor. Çocuk öyle diyor direkt. Siz neredesiniz? Babaanne diyor. Ben seni babaanne aradım de diyor. Babaanne de gelsin. Babaanne de alalım. Özür Hanım gel. Özür Hanım 3 yaşındaki çocuğa niye öyle dedin ya? Çocuğun psikolojisi için doğru değil ne ki. Ne diyecektim? Şunu seni kaçırdılar diyorsun. Doğru değil mi? Ama çocuğa söylenmez böyle şeyler canım. O çocuğu babası alsaydı ben diyecek miydim? Çen seni kaçırdılar diye. Çünkü yeri babası senin zaman görebilirdin. Yerimiz belli, tane... yurdumuz belli. Zaten 3 tane var evde. Hayır, yerimiz... Bırakın biri de bana kalsın ya. Ya tamam. O da benim alacağım. Evladım. Nerede alacağım. Yaşayacaksın? Nerede kalacaksın? Ben nerede kalırsam orada. Ya sen hiçbir gelirin yok, evin yok, çalışacağım diyor. Sen çalıştığın zaman Efe'ye kim bakacak? Yanımda 3 tane var, ben anne Efe'ye değilim kim ya. Bakacak? Bırakın Efe'ye... birisi bana kalsın. Sen çalışmaya başlayınca Efe'ye kim bakacak? Nerede kalacak? Ben bakacağım, ben çocuğuma bakarım. Sen işe gittin, Efe kimle kalacak? Ben bakarım, her türlü bakarım. Ya sen işe gittiğin zaman Efe nerede kalacak? Babası nerede bakacak? Niye? Babaannem hangi şekilde bakacak? Babaannem siz orada buradasınız, evde kim var başka? Kim? Babaannem var, 3 tane abisi var. O 2 tane engelliye mi bakacak? Çocuğa mı bakacak? Niye babası bakacak çocuğa? 2 tane engelliye bakacak? O bize herkesin kıymetli, o bize herkesin kıymetli. Ben bakıyordum bir çocuğuma. Bir kaşık çorba pişiriyormedi çocuğa. Niye pişirmiyordum, niye? Annem beni hani ben gömüyor. Her şeyi yapıyordum, yemek her yemeği yapıyordum. O bize herkesin kıymetli. Yaşadığın yer belli değil. Yalancı. Nerede kalacağın belli değil. Herkesten kıymetliyse o çocuğa babaannenin o şekilde konuştuğuna izin vermeyecektin, anladın bak, mı? Bak nerede? Ben bir şey söylüyorum. O zaman diyecektin sen beni dinle. Çocuk da senin yanında da dedi. Az senin yanında da dedi. O çocuk dedi kim bilir kimden dedi. Kimden aldın dedi. Öyle demedi. Şey demedi. Sen beni dinle. Yemin ederim dedi ya Allah. Nerede kalacağın belli değil. Nerede yaşayacağın belli değil. Kiminle kalacaksın? Nasıl çalışacaksın? Çocuğa nasıl bakacaksın? Ben nerede kalırsam çocuğum da orada kalacak, tamam mı? Ben nerede kardeşim nasıl görmeye geleceğim? Çocuğumu almak istiyorum. Ben kardeşim nasıl görmeye geleceğim? Korkutmuşsunuz çocuğu. Kimi? Tam uşağı. Net konuşuyordu o. Hayır. Hiçbir evet. Şey. Çocuk küfür unuttu, küfürü. Ha, küfür unuttu. Çocuk küfürden yardım. Ben kardeşim nasıl görmeye geleceğim? Ben kardeşim nasıl görmeye geleceğim? Çocuk küfür ediyor ya. Senet Bey bu değil. Çocuk ağzına küfür eksim olmuyor. Sen. Senet Bey bu değil. Çocuk hep sizden öğrendi. Hepsini sizden öğrendi. Senden öğrenmedi. Hep sizden öğrendi. O evde en çok küfürü ikiniz ediyorsunuz. Evet. İkiniz. Çocuk sizden duyuyor küfürü. 3,5 yaşında çocuk ağzında küfür ne işi var? Çocuk küfür ediyor ya, sokaktan geçene küfür ediyor. Ha, sen al. Yalan söyleme. Yemin et bakay. İki lafından biri küfür. Yemin et bakay. Ben yemin ederim, her kim ederim sana. Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Neler neler dedi. Sen dedin. Ben o çocuğu küfür alıştıran sensin. Evden. O çocuğu küfür alıştıran oğlum. Ya özür dilerim. Az önce dedin ki o çocuğa çorba bile yapmadı. Küçük çocuğa evet. Bakamadı mı? Gel buraya daha böyle gel. Bakamadım. Telefon bakmıyor. İçeriden çıkmıyordu. Az önce ben çok güzel yemekler yapıyordum. Hani her şeyi yapıyordum. O öncedendir. Yardım şu an olsa ben sen yardım. O öncedendir. Üç kere telefonumu kırdı. Sırf çizgi film gibi. Annesi telefonunu açıvermemiş. Benim telefonum uyurken kırdı. Ya sevmiyordu, niye götürdü ya o zaman? Kırdım ama ben sana telefon parası vermedim şimdi. Verdin de kendi telefonunu açıvermiyordun. Açıyordum. Açıyordum. Niye açmadın? Açmıyordum. Benim telefonumu niye kırsın o zaman çocuk sinirden? Ama senin telefonu düşürdü, kırdı. Yalan söyleme. Özür Hanım'ı görelim mi lütfen? Bir şey anlayın. Özür Hanım'ı söyledim. Sana okumadı kardeşim verdi, anladın mı? Akıllı mı kardeşim? Çocuğunu aldıracağım elinden. Dedim mi? Kaç sefer bir dakika çocuğa Efe'ye ne yaptı Özür Hanım? Özür Hanım bir şey anlatıyor. Bir görür müsünüz lütfen? Yakasından tutup.
Yukarı kaldırıp yere vuruyordu çocuğu. Allah Allah. Evet. Niye? Yemin ediyorsun. Vuruyordu. Kaç tava yaptı. Sosyal hizmetleri şikayet edecek oldum. Ağladı gitme dedim. Hayır dedim ona. Alacaktı bunu. Yalan elinden. Söylüyor. Bana her türlü diyordu. Seni o çocuğu elinden aldıracağım. O çocuğu o yüzden... Yalancılar. Benim yanımda bir çocuğu çektin ensesinden tuttum daha. Çekmedin üçünüz mi? Bir olmuşsunuz siz. Alakası yok. Bugün de o çıktı. Sen yalvardın yakardın bir yatağa dönmeyeceğim dokunmayacağım dedin. Vermeyeceğim ya. Size ben babayı üç tane bıraktım. O, o benim hakkım ya. Ben alacağım. Alabiliyorsan. Alacağım. Alacağız. Bakma durumun var mı? Senin var mı? Var. Seni kendine var. Bakamıyor. Niye ben sigorta... Baba kendine bakamıyor. Ben sigorta... Babam neyle bakacak? Emekli oldu emekli. Sen kendini bilmiyor musun? Neyle bakacak? Niye? Emekli ne zaman emekli oldu ya? Niye? Şey emekli olmadım. Olmadım. Dilekçesi beraber vermediniz ya bana. Ya git Allah'ını seversen ya. Dilekçeyi beraber verdiniz vermediniz mi? 46 yaşında hala da emekli. Dilekçeyi beraber verdiniz mi? Dilekçeyi beraber verdiniz mi? Ya babaanne, babaanne kime baksın kime bakmasın. Engelli kardeşi var. Engelli kocası var. 3 tane siz varsınız. 2, 3, 5, 6. 6 kişiye mi bakacağım? Bize bakmasa gerek yok. Biz zaten çalışıyoruz. O çocuğa da annesi baksın. Sen nerede çalışıyorsun? Biz çalışıyoruz diyorsun ya. Nerede çalışıyorsun? Ben çocuğuma bakıyorum. Ben bir yerde çalışıyorum ama bakamıyorsam sen de aynı şekilde. Ya sen çalışacaksın. Ben sana 3 tane bırakmışım o benim. Tamam sen çalışmaya girdin. Sen işe girdin çalışıyorsun değil mi? Efe evde tekken kimle kalacak? Anneannesi bakar. Anneannesi bakar. Bartın'ı yaşamayacağım diyor. Bakmaz mısın Ayşe Hanım? Bartın'ı yaşamayacağım diyor abla. Ha? Bartın'ı yaşamayacağım diyor. Ben kardeşimi nasıl göreceğim? Bakarız diye tabii canım. Abla tamam Bartın'ı yaşamayacağım diyor. Nasıl ben bakacağım? Ben anneannenin yanına gider kardeşleri yardım eder. 9 kardeşler ya. 8 kardeşler. Görüşmediğin dayıların var. Görüşmediğin teyzelerin var. Kimin? Senin bir tane teyzem, iki tane teyzem vardı alt tarafı. Bir düzde iki tane mi teyzem var? İki tane teyzemle. Altı kız kardeşiz biz. Bir tanemiz öldü, 5 kardeşiz. Bak en fazla iki tanesiyle görüşmemişimdir. Buradakilerle hepsiyle görüşüyorum. Tamam. Biri düzde. Şöyle yapalım. İki tarafta ikinize boşanmak mı istiyorsunuz? Ben boşanmak istemiyorum. Biz gerekli evrakları. Ama sonuçta boşanmak istiyorum be Çetin. Abla biz gerekli evrakları avukatımıza verdik zaten. Sen de ayrılmak mı istiyorsun? Evet. Tamam. Yarın bununla ilgili işlemleri başlatıyoruz. Sen lütfen açarım siz dışarı alayım. Ben çocuğumu alacağım. Alabilirsin çok ama beklersin. Ama bunun için de bir hukuki süreç olması lazım. Biz anlatacağız kendisine. Aynen. Hadi siz dışarı alayım lütfen. Devam edeceğiz. Ama yani olan çocuğumu alacağım. Çocuğumu alacağım da o çocuğa kim nasıl bakacak ya? Hepimiz yazık günah. Çalışarak büyüttük çocuklarımızı. Ya vallahi ya aynen öyle yani. Şimdi Seher gel bakayım. Seher bir gelsin. İsmail'in şüpheli ölümüyle devam ediyoruz. İsmail'in annesi ve babası da lütfen siz de gelir misiniz buraya? Mehmet Bey gel. Bediye Hanım gel. Gel. Şimdi şu matı alabilir miyim? Ayşen'cim matı ver tatlım. Şimdi bir canlandırma yapacağız Seher. Olay yerini bir canlandırmak istiyorum ben. Gel matı şuraya bir koyalım. Gel Gökhan'cım. Bu mat niye burada? Ben çünkü bazı şeyleri gerçekten anlamakta zorlandım. Seher'in bana onları her şeyi anlatmasını rica ediyorum. Bazı şeyleri Seher konuşursun da. Ama görünce daha çok böyle anlarsın. Ben öyle bir insanım. Yani ben her şeyi yazmam ve görmem lazım. Görsel hafızam daha iyi. O yüzden ilerleyen dakikalarda da o canlandırma yapacağız. Bazı bilgileri de açıklayacağım sevgili Seher. Sen dün akşam düşündün mü? Hı? Düşündün mü? Bir Seher'i görebilir miyim lütfen Seher? Şu anda mimik yapıyor, konuşmuyor. Sadece mimik yapıyor, herkes görsün istiyorum. Evet. Seher, sen dün akşam düşündün mü kızım? Hı. Ne düşündün bir tanem? Önce sen bana bir duygularını söyle, sonra ben sana sorular sorayım. Abla ben vicdansız bir insan değilim ya. İyisin, bence de değilsin. Ben vicdansız bir insan değilim ya. Bence de değilsin. Ben elimden geldiği kadar yardım etmek istiyorum size. Elimden geldiği kadar hatırlamak, zorluyorum beynimi. Ama vicdansız bir insan değilim ben. Gökhan sonra. Unuttuğun bir şeyler mi var? Ya kesik kesik bazı şeyler oluyor, bazı şeyler gelmiyor abla. Hani ama vicdansız bir insan değilim ben ya. Siz dün dediniz vicdansız. Ben vicdansız bir insan değilim ya. Yok yok ben senin öyle olduğunu düşünmüyorum Seher. Ben dün akşama sabaha kadar ağladım dedim ağladım abla ya. Uyumadın mı? Binmek istemedim ki arabaya. Ben konuşmak istemedim ki. Hep Faruk yüzünden oldu her şey. Bin, gez, dolaş. O ısrar etmeseydi ben binmezdim o arabaya. Ama vicdansız insan değilim ben.
Sabaha kadar ne düşündün? Hiç uyumadın mı? Ver. Gerçekten merak ettim, hiç uyumadın mı? Hiç. Ne düşündün? Bari dinlemeseydim bunlar hiçbir olmazdı. Ağrı ve binmeseydim o konuş baskısında hayır deseydim bunlar hiçbir olmayacaktı, yaşanmayacaktı. Seher. Kesik kesik mi bilgiler geliyor böyle? Kesik kesik mi hatırlıyorsun? Bugün canlandırma yaparsak belki bir şeyleri hatırlamana yardımcı oluruz. Bence sen çok vicdanlı birisin. Aslında bir anlamda bizden de yardım istiyorsun. Ben farkındayım ne olduğunun da. Nereden sonrasını tam hatırlamıyorsun? Ya bıçakladıktan sonra ben sapladıktan kendimi kurtarmak için öldürmek istemedim ben İsmail'i hiçbir zaman. Hani kendimi kurtarmak için bıçağı çekerdim. Öldürmek istemedim ben zaten. Ondan sonra oradan gittikten sonra dediğim gibi uzaklaştıktan sonra sen İsmail'i öldürdün mü? Öldürmedim. Az önce şu kelimeyi kullandın. Öldürmek istemedim dedin. Öldürmek istemedim ben İsmail. Bıçaklarsana o bıçağı çıkarırken bile İsmail'i ben öldürmek için çıkarmadım onu. Ben sadece kendimi kurtarmak için zaten o bıçağı çıkardım. Başka birini saplardım, boynunu saplarım ama öldürmek istemedim hiçbir zaman ben İsmail'i. O bıçağı çıkarırken zaten öldürmek için değil, kendimi kurtarmak için çıkardım. Didem abla. Ama o zaman biri sana onun öldüğünü söyledi. Öldürüldüğünü söyledi. Kim dedi? Ben aşağı indiğimde Taner'le geldiğimizi zaten cesedin yana indiğimizde ben cesedi gördüm zaten ölmüş dedi ya kendini asmış dedi. Dediler bana. Öldürülmüş kelimesi çıktı ağzından az önce. Ya Faruk öyle dedi. Ölmüş dedi, öldürmüşler mi dedi. Öyle bir şeyler dedi. Öldü dedi. Ama çok önemli. Ne demiş? Öldürmüşler mi dedi Faruk? İlk bir öyle dedi. Sonra asılmış aralıkta kendini intihar etmiş dedi. Ama az önce onu söylemedin, öyle şey söylemedin. İşte o öyle cümleyi kurduk değil mi? Ben onu söylemeye çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum abla. Sen istediğin zaman çok iyi konuşabiliyorsun. Bir dakika lütfen. Bir saniye ne olur. Biz herkesin sabırlı dinlemesini rica ediyorum. Çünkü bir yere varmaya çalışıyorum. Seher de beni anlıyor. Birazdan bazı bilgileri de açıklayacağım. Sonra herkes, annesi de, herkes de sorular soracaklar. Seher. Efendim abla. Ben onu öldürmek istemedim demek sence ne demek? Birisini öldürmek istemesin abla. Demek ben ki bu çocuk öldürülmüş ki. Ben bıçağı çıkardığımda İsmail öldürmek için değil, kendimi korumak için çıkardım o bıçağı. Tamam ama az önce iki kez ben İsmail'i öldürmek istemedim dedin. Evet. Sen İsmail'i öldürdün mü? Hayır. Ama öldürmek için bıçağı çıkardım demedin. Öldürmek istemedim dedin. Evet abla ben İsmail'i dedim bıçağı sadece dedim onu demek istiyorum. Bıçakladıktan öncesini mi sonrasını mı tam hatırlamıyorsun? Sonrasını. Bıçakladığıma eminim ya. Çünkü kan onun kanı abla. Gerçekten onun kanı. Bıçaklayıp bıçaklamadığını nasıl hatırlamazsın Seher? Hayır bıçakladım zaten. Bıçakladım hatırlayın çünkü kan onun kanı. Ben bunu gene söylemeye devam ediyorum. Onun kanı. Bak İsmail'in kanı senin üstünde var. Ama o kan, o fotoğrafı bir ekranlara getirelim mi lütfen? O kan sanki senin üstüne bir yerden sıçramış gibi. Allah onun ve kanı ya. Ya da şöyle sürülmüş gibi. Onun kanı biri abla almış, ya. İsmail'in kanını senin kazağına sürmüş gibi.
şöyle öbek öbek fırça şeyler var yani. Ya bu nasıl bir bıçaklama ki? Bu kadar üzerinde senin ya, çünkü çocuğun otopsi raporunda bıçak izi yok Seher. Allah, ben öyle hatırlıyorum. Bıçakladım hatırlayın. Gerçekten onun kanı ya. Bacağında sadece var. Bak şu pantolonu, Gökhan neredesin canım? Burada mısın? Tam Gökhan hazır oluyor. Tamam, Gökhan'ı zaman tanıyalım. Stüdyo şefimiz getiriyor. Tamam Gökhan'cığım, getireceksin. Sakin, yavaş. Düşme, bize lazımsın Gökhan. Şimdi orada sadece pantolonun alt tarafında bir bıçak izi var. Sen kasıktan bıçakladığını söylüyorsun. Otopsi raporun öyle kasıktan bıçaklanacak şekilde bir bıçak yarası izi yok tatlım benim. O kadar kan. Acaba sen değil de o sırada başkası mı İsmail'e bir şey yaptı? Sonra o kanı aldı senin yüzüne sürdü. Sen o sırada büyük bir şok yaşadığın için, yani inanılmaz bir şok yaşadığın için bu yaşadığın şokla bir şeyler hatırlamıyor olabilir misin? Onun kanı abla ya. Bak ben sana önemli bir soru soruyorum. Sen o sırada birinin öldürülmesine tanıklık ettiğin için, o anları yaşadığın için, yani görmemen gerek korkunç şeylere tanıklık ettiğin, ya yani hiçbirimizin kaldıramayacağı şeylere tanıklık ettiğin için acaba olayın şokuyla bazı şeyleri hatırlamıyor olabilir misin Seher? Hayır ya. Bence sen bir şeylere tanıklık etmişsin ya. Uf, neye tanıklık ettin acaba? Bu kadar çok... Ha? Tereddütlü konuşuyorsun. Doğru bir tanedir. Ya beyaz vardır ya siyah vardır. Anlatıyorsun abla, ben de zaten ya. Ama sen diyorsun ki hatırlamıyorum. Bunu da ilk kez söyledin. Yani bazı şeyler kafanda, yani yani hatırlamana yardımcı oluyoruz dedim ama bu kadar çok net bir şekilde bir şeyleri sanki kafanda silmişsin gibi. Kaldıramayacağın bir olayla karşı karşıya kaldığın için acaba olayın şokuyla bıçakladığını mı zannediyorsun? Bak pantolon gelsin, getir Gökhan'cığım lütfen. Sağ ol Gökhan. Teşekkür ederim. Bak göster pantolondaki. Gel kendin bir yakından bakar mısın? Şu yüzüklerimi de çıkartayım. Bir dakika. Ama dokunma, olur mu? Dur dur. Gelmeyin. Gel Seher gelsin ama dokunma. Gel Seher. Orada kal. Şu eldiveni de sana vereyim. Sen eldivenleri tak. Kendin dokun istiyorum. Belki tak. Al kullan. Tamam, yok ben istemiyorum. Ya da ver Gökhan'cığım, bana da ver canım. Ver Gökhan. Şimdi. Bak bakayım pantolonun neresinde bıçaklama şeyleri var. Bu taraftan gel bak. Tam ne yaptığını herkes görsün istiyorum. Ben her şeyi izleyiciyle paylaşmak taraftarıyım. Bak bakayım sen, incele pantolonu. Bu İsmail'in pantolonu. O sırada üzerinde. Ben de diğer tarafa geçeyim. Neresinde ne var? Sen bıçakladın değil mi? Dokunmak ister misin pantolonu? Ne oldu, bir şey mi tetikledi kafanda senin? Niye öyle ürküyorsun, korkuyorsun? Pantolon mu ya bu? İsmail burada değil. Maalesef öldü. Sen dokun. Sen bıçakladın değil mi çocuğu? Emin misin? Bıçakladıysan bu pantolon böyle olur mu? Duyayım lütfen, duymadım. Olmaz. Olmaz. Bir tutar mısın neresinde var? Bu taraftan sana yardımcı olayım. Bir bak, kendin bak. Tutmak ister misin? Bence tutarsan bir şeyleri hatırlamana da yardımcı olur. Bak bıçak izi nerede var sadece? Bir bak Ser. Burada kan izi var. Bıçak izi yok, bıçak bak buralarda da yok. Burada markası olduğu için kapattık, pantolonun markası. Onu biz kapattık. Bak tut altı. Niye tutamıyorsun, dokunamıyorsun? Heh. Gördün mü? Bak orada sadece bıçak izi var. Seher bir baksın. İncelesin. Ben de bir araya gideyim. Aranın ardından iki önemli bilgi açıklayacağım sevgili izleyiciler. İki tane çok önemli bilgi. İzninizle bir araya gidelim. Devam edelim. İncele Seher, incele.
kez açıklıyoruz. Spark abi istedi konuşmamı. Onun baskı altında konuştum. O istedi. Seher yalan mı söylüyor? İsmail Seher'e saldırmadı mı? Başın yanacak. Ya yanacaksa yanasın, cezalandı çekin ya. Bu kadar basit ya. Ne yaptın lan bilmiyorum. Dönem ne yaptın da fark ne yaptın bilmiyorum ya. Şok rapora inanamayacaksınız. Yalanları söylesin ya. Kimse bağlamıyor. Niye bağlamıyor? Nerede bağlamıyor? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Şimdi İsmail'in şüpheli ölümüyle ilgili olarak ben Seher seni bugün gerçekten samimi olarak söylüyorum. Çok düşünceli görüyorum. Bütün ekibinde dikkatini çekmiş. Ya sabaha kadar uyumadığın için, ya kendi içinde bazı şeylerin muhasebesini yaptığın için. Bilmiyorum. Bugün çok farklısın. Aşırı farklısın yani. Şimdi gel yanıma. İkimizde de eldiven var. Sen diyorsun ki ben İsmail'i elimde bıçak vardı. Birkaç defa bıçakladım dedin. Sen şimdi oraya geç lütfen Seher. Bak İsmail'in pantolonu Seher. Sen de gördün. Burada sadece bıçak izi var. Kapatıyor muyum sizin içiniz arkadaşlar? Sevgili izleyiciler, siz de yorumlarınızı lütfen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye yazar mısınız? Şimdi burada bir tane var. Kesik izi. Beraber bakalım mı? Burada bazı kan izler var. Tamam mı Seher? Bakalım. Sen kasıklardan bıçakladığını hatırlıyorsun. Şimdi normalde sen buradan bıçaklasaydın Seher, yani bu bıçak izi burada olduğunda, insanın bir yere de kanadığında bunun etrafında kan olması lazım. Etrafında kan var mı? Yok. Yok. Sanki bu çocuk soyulmuş, bıçaklanmış, tekrar giydirilmiş, o sırada buralara da kan bulaşmış gibi. Sanki. Sanki İsmail o sırada bu pantolon onun üzerinde değilmiş gibi. Çünkü burada üzerindeyken olsa bunun etrafının kan olması lazım. Değil mi? İnsanın bir yeri kanayınca da böyle etrafı kan oluyor ya Seher. Bıçak izinin etrafında kan yok ama şu yukarılarda kan var. Ve buraya bakıyoruz Seher. Burada sanki böyle bir şeyle sanki zorlanma bir şey var gibi. Çok hafif yıpranma var ama bu yıpranma normalde bıçak orayı kestiyse buraya da kesmesi lazım. Bu da sanki yerlerde sürüklenmiş bir çocuğun pantolonu, bir gencin pantolonu. Arka taraflar var. Ve ayakları zaten biliyoruz. Saat de biliyorsun. Kaçta durmuştu? Doğru değil mi duruyor? Yakını görmüyorum da ben. 12.30 gibi duruyor. Hadi bir daha bak bakayım bir şeyler hatırlamana yardımcı olacak Seher. Sen normalde yukarıdan bıçaklamadın mı İsmail'i? Seher bakıyor şu anda. Hatırlamaya çalışıyor. Seher'in yüzünü de görebilir miyim lütfen? Ne kadar ilgiyle o baktığını görmenizi istedim sevgili izleyiciler. Çünkü bizi ekranda herkes izliyor. Emekli polisler, istihbarat uzmanları, ekibimiz de öyle. Sayın savcımız, JASAT. Manisa Cinayet Şube. Bana bunu nasıl açıklıyorsun Seher? Sen İsmail'i bıçakladıysan eğer, niye o kadar bıçak darbesi yok? Bunun yanıtını bana verir misin lütfen? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben ama gözlerime bakarak ver. Abla bıçakladım, o öyle hatırlıyorsun ya. Çünkü o kan onlara ait, şimdi kan ona ait ya. Onunla ilgili bir tezimiz var, sana birazdan soracağız. Şu canlandırma yapalım. Çıkar şunları. Tamam mı Seher? Birazdan geleceksin Gökhan. Yerine geç lütfen, çıkar. Ver bana. Geç bakayım yerine. Sen İsmail'le, bu konuyu da bize bir türlü söylemiyorsun. İsmail'le seni, İsmail'in seni ormana götürmesinin nedeni ne? Manisa'da Selen dedi. Onu ben de bilmiyorum abla ya. Ne dedi çocuk sana? Arabaya bindiniz. Evet. Arabaya ben sana hatırlamana yardımcı olayım. Arabaya bindik. Kınık ondan, yoluna geldik. Kınık yoluna geldik. O sırada konuşuyorsunuz. Evet, sohbet ediyoruz. Sonra hangi ilerledik. Hangi konuda sohbet ediyorsunuz? Yarın ne yapacaksın, ne edeceksin, hani nasılsın? Muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Seni gelip annenden babandan isteyeceğim diyor mu? O, demiyor. Hiç öyle bir şey bahsetmiyor. Yok. Tamam. Ondan sonra ilerledikten sonra dediğim gibi arkadaş aradı bir. Onunla konuştular.
Tamam, konuştular. Onun için ileri vardıktan 5-10 dakika geçti geçmedi arada, gene aradı arkadaşı. Kınık Parkı'nın oradan içeri doğru girdi. Yani şey yok on... daha iyi girmedi. Arkadaşınla konuştu, kapattı. Kınık yoluna yaklaştı. Yani Selen yoluna yaklaştıktan sonra zaten dediğim gibi tekrar arkadaşı aradı. Tekrar konuştular bunlar. Tamam. Aynı cümleyi kurdular zaten ikisi de. Onun sonra... Hangi cümleyi kurdu? Neredesin, geliyor musun? Hani aramız bozuk mu? Gel bir çay içelim, konuşalım, sohbet edelim. Rutin bir konuşma, çok sıcak oldu bu arada. Klimalar açalım lütfen. Böyle sohbet edelim. Normal, rutin bir sohbet yani. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Tamam, sonrası her. Sonra dedim ya, dedim abla, direkt Selen de Kınık Parkı'nın kınık yolunu sürdü zaten arabayı. Tamam, hani, peki. Oraya çevirdi. Hadi 3-4 fotoğraf çekeceğiz, geri döneceğiz dedi. Hani başka hiçbir demedi. Tamam. Sonra ilerledikten sonra hani Kınık Piknik Parkı'na yaklaştığımızda zaten hani durmadı zaten, hani devam etti. İleriden döneceğim dedi zaten. Öyle sürme amacı da öyleydi, fotoğraf çekilmek için girdi o yola. Ondan sonra hani ilerledi, fotoğraf çekilelim dedim, artık dur burada dediğimizde, Kınık Parkı'na geldiğimizde, yaklaştığımızda dur dediğimizde durmadı. Zaten direkt ilerledi yani. Onun için dediğim gibi o dediği yola sürdü, direkt saptı işte. Tamam, peki. Ondan sonra geldikten sonra işte hani biz ben korkmaya başladım, hani dur artık geri gidelim İsmail, geri gidelim. Sen korkacak birine benzemiyorsun. Yok abla. Çünkü gözü pek birisin yani. Yok. Oraya varınca zaten hani oraya çekti işte araba, dediğim gibi. Arabayı park etti, sonra ne oldu? Arabayı durdurduktan sonra arabanın içine konuşmaya başladık. Ne konuşuyorsunuz İsmail'le? Dediğim gibi seni bana yar etmezler, seni bana vermezler falan demeye başladım. Niye seni ona yar etmesinler? Ben dedim ki hani, bunu kim sana söyledi demedin mi? Söylemedim. Sonra hani kim dedi? Hani dediğim gibi gel babamla işte verir bak babam dedim. Hani alttan aldım, hani her şey deniyor zaten. Onu ver babam, hani vermezse zaten hani ben gelirim sana cümle kurdum zaten. Ondan sonra aramızda hani dediğim gibi... Ya sen onu ikna etmeye çalışıyorken birden neden kavga etmeye başladınız? Ya işte dediğim gibi hani gidelim diyordu zaten. Hani ben hani gitme, nereye gideceğim dediğimde. Nereye gitmekten bahsediyordu? Hani götüreceğim diyordu yani. E tamam, sen alttan alıyorsun. Babanla da verecekler merak etme diyorsun. Sen alttan alırken, İsmail'le kavga etmiyorken ne oldu? Neden birden saç saça baş başa kavga etmeye başladınız? Abla araba dedim götürmeye çalıştı beni ya. Nereye götürecek? Zaten orman içinden başka bir yere götürecek seni. Evet, daha hani, senin istediğin şey gerçekleşiyor zaten. Abla dediğim gibi orada hani beni istediğim gibi yer götürmeyecek. Nereye götürecek? Ya dedik hani kaçırdın falan cümle kurmaya başladın. Ya sen alttan almaya başlasın, benzin istasyonuna girsen, şey yapsan. Yani tamam, belli bir kıvama getirmişsin, sonra ne oldu da sen birden, sen mi onun üzerine saldırmaya başladın, o mu sana saldırmaya başladı? Yok, saldırmaya başlamadık daha. Ondan sonra ben arabanın kabağını açıp kaçmaya çalıştım zaten, dedim ya. Ondan sonra aramızdaki... Sen bak şey... arabayı bayır aşağı gitsin diye el frenini indirmişsin, kontağı evet. Açmışsın değil mi? Evet evet. Peki el freninde, bir de kontakta niye senin el izin yok? Onda da bıçakta bile benim parmak izim yok. Ben bunu biri o zaman temizlik yapmış burada. Evet. Ya da bunlar yaşanmadı, sen hayal meyal bir şey hatırlıyorsun. Hayır abla, yaşandı. Hepsi dediğim gibi yaşandı. Evet. Ben... Bıçakta bile parmak izim yok. Ben hani arabada nasıl? Değil. Ya sen el frenini indiriyorsun, kontağı evet. Açıyorsun. Evet. O zaman senin el freninle kontakta orada burada arabanın içinde elin izin olması lazım Ser. Ama yok. Yok, bıçakta da yok. Bıçak izi de yok pantolonda. Bıçakta yok. Yok abla. Neyse onu biraz sorarsın. Biraz yazayım ya. Bir tezim var da siz de lütfen yorumlarınızı gönderin. Şimdi daha sonrasında arabadan indiniz. Bayır aşağı doğru, bu yokuş aşağı doğru, cesedin bulunduğu tarafa doğru Seher. Kim o tarafa doğru gitti önce? Normalde yol var, arabadan inmişsin, düz bir yol var. Neden aşağı doğru yuvarlanmaya başladınız? Ya ben aşağı indikten sonra o kolumu tuttu abla zaten. Saçımdan çekmeye falan başladı zaten. Tamam, aramızda zaten şiddet kavga başladı. Ben arabanın indikten sonra senden direkt arkamdan geldi zaten. Niye saçını başını senin çekiyor, anlamadım ki. Ya aramızda kavgaya başladı abla, şiddetlendi. Neden? Niye kavga başlıyor? Ben onu anlamadım hala. Neden kavga ettiniz? Ya dediğim gibi götürmek istiyordu, kaçırmak istiyordu sen ya. Sen ıssız bir yerdesin, seni bırak evet. Oradan bir götürsün. Issız yerde olmak daha tehlikeli değil mi? Götüreceğinde nereye götüreceğini bilsem falan gitmez mi? Ya bulunduğun yer ıssız, sessiz bir yer evet. Daha tehlikeli değil işte mi? İşte korkuyor insan. Tamam. Kaçmak istiyor, kurtulmak istiyor. Arabaya bineceğiz diyor, arabayla gideceğiz diyor, beraber gideceğiz diyor. Beraber gideceğiz diyor ama oraya buraya gideceğim diyor ama kaçıracağım diye nereye götürüyor. Nereye götüreceğini? Kaçıracağım, götüreceğim diyor yani. Ben nasıl güvenirken hani gideyim, arabayı nasıl... Kaçıracağım, götüreceğim diyor seni. Evet. Seni nereye götüreceğini söyledim peki? Söylemedi abla. Kimin evine götür? Bir eve götürmesi lazım, dağa götürecek hali yok ya seni. Abla söylemedi ki, sadece kaçıracağım, götüreceğim de aramız zaten şimdi boşmuş. Araba burada, diğer tarafta yokuş.
Şimdi birden bu yolun bu tarafına gidip kaçmak varken, yani o tarafa doğru gitmek varken yokuş aşağı doğru nasıl gitmeye başladınız? Abla araba zaten şurada zaten dediğimiz gibi. Kenarda. Aynen kenarda zaten. Ben arabanın kapağını açtım da zaten arkamdan ben indikten sonra İsmail indi zaten. Tekerlerin yuvarlanıp boğuşmaya başladınız. Boğuşmaya başladınız. Diz üstünde çömelmişsiniz ya. O zaman çok önemli. İsmail seni sırt üstü yere yatırıp sana sahip olmak mı istedi? Bak çok önemli bir soru. Evet. Ama bunun yalanı mı olur ya? Peki. Bunun yalanı olmaz. Ama çok yalan söyleyen de gördük. Ben yalan söylemiyorum. Sen normalde bıçakladığını söylüyorsun ama bıçak izi yok. Burada real bir şey var. Çünkü bıçak izinin olmadığını bize gösteren bir pantolon var yukarıdan. Ama İsmail burada olmadığı için sana zorla sahip oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Peki olay ama gerçekleşti Allah mi? Dediğin gibi. Hayır, olay hayır. Gerçekleşti mi? Hayır. O sırada İsmail. Hayır hayır. Üstünü çıkardı mı? Hayır gerçekleşmedi. Olay gerçekleşmedi. Evet. Sen bıçakladın. Caser bıçaklamamışsın ya. Bıçak yok, bıçak izi yok. Adam çocuğun vücudunda bıçak izi yok ya. Her tarafına baktım. Ya babası da bakmış, amcası da bakmış. Otopsi raporuna acaba dedik biz Seher haksızlık yapmayalım. Ya satır satır okuduk be Seher. Boğuştunuz emin misin? Asıl bombaya açıklayayım mı ben sana? İzmir öte yandan bak İsmail'in eli kanlı. Elinde senin saçın var evet. Ama insan böyle boğuştuysa, sana sahip olmak istediyse İzmir Adli Tıp ve Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın raporuna göre Seher, hazır mısın duymaya? Ama çok önemli bilgi. Hazırım abla. Yanlış hatırlıyor olabilir misin bazı şeyler? Hayır. Boğuştuğunuza emin misiniz diye bir kez daha evet. Ben sana sormak istiyorum Seher. Evet. Hı? Evet. Seher'i görebilir miyim? Boğuştuğunuza evet. Emin misin Seher? Evet abla eminim. Seher bir kez daha soruyorum. Evet abla eminim. Sen İsmail'le boğuştuğuna emin misin? Yoksa biri sana acaba seni arabaya aldıktan sonra Faruk sana hiç ilaç verdi mi? Vermedi. Su içirdi petrolde. Sinem sana bir ilaç bir şey verdi mi? Vermedi. Taner sana ilaç ya da sakinleştirici bir şey verdi mi? İlaç verdi mi? Hayır. Hiçbir şey içmedin mi? Su içtim sadece. Emin misin? Evet. Hı? Petrolü getirdiğini su içtim sadece. Getir su verdi bana su içtim. Bir sakinle sana bir hap vereyim sakinleş dedi mi? Hayır hayır. Ay hatırlamamanın önünde bir neden var. Yani neden hatırlamıyor olabilirsin bazı şeyleri? Hayır. Bunu anlamaya çalışıyorum. Getiri sadece su içirdi. Ya Seher İzmir Adli Tıp ve Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın raporuna göre. Ne senden alınan tırnak arası örneklerinde ya da İsmail'in tırnaklarından alınan örneklerde birbirinize ait DNA'ya rastlanmadı. Duydun mu? Yani sizin boğuştuğunuzu gösteren ne senin tırnaklarının arasında İsmail'e ait bir DNA ne İsmail'in tırnaklarında sana ait bir DNA çıkmadı. 30 dakika sonra şimdi Doğan'a hatırlatıyor. 20 dakika sonra gelmişler. 5-10 dakika değil. O kadar zaman geçmiş sen zamanın farkında değilsin. Evet. Çünkü ben dediğim gibi ofisin içinde... Ya sen Allah'ın her günü insan bıçaklamıyorsun ki. Allah'ın her günü de istismara uğramıyorsun ki. İnşallah öyle bir şey yoktur. İnşallah dediklerin doğruysa zaten başka olaya girer bu. Allah, ama ben... DNA'nın Allah. Sana zorla sahip olmak isteyen bir insan senin vücuduna dokunmuştur. Sana ait bir DNA'nın onda çıkıyor olması lazım. Onunkinin de senden çıkıyor olması lazım. Allah bak arabadan indikten sonra boğuştum diyorum. Boğuştum. İndim. Tırmaladım da dedi. Sonra tırmalamayı da hatırlattı. Sonra.
Boğuştum abla, indim ya. Boğuşa boğuşa indik aşağıya. Evet. Ben ondan sonra ya... Olaydan sonra 10-15 gün bir ay yataktan kalkamadım ya. Kendi vücudumu dahi kullanamadım ya. Bak. Tunca Hanım tırmaladığından da evet. bahsediyor. Normalde tırmaladıysan da tırnak izini tırnağın arasına DNA... Ama elinde gelen her şeyi yaptım diyorum ben ya. Ama bir tane rapora göre de DNA'sı çıkmamış ki çocuğun tırnaklarında. Ne senin DNA'n var. Ama senin bir yerinde başkasına ait bir DNA çıkmış seher. Kimin? Sen bana söyleyeceksin. Gözlüğüm nerede? Sakin olun. Ne olur? Ne olur? Sakin olun. Sakin olun. Biraz aileye bas. Çünkü haklılar. Kafaları çok karışıyor. Ser başkasına ait DNA senin üzerinde çıkıyor. Kimin abla, kimin? Hem de nerede çıkıyor? Kimin? Söylen. Ben ne bileyim kimin? Araştırıyorlar şu anda. Tamam, araştırdım geldim. Söylen abla. Nerede çıktığını biliyor musun? Şimdi öyle bir yerde ki. Söylen. Faruk önceden Yeşil Kulafo ismini kullanıyormuş. Bilmiyorum ben. Faruk senin babanın nereden akrabası? Dedelerden oluyor da, babalardan oluyor abla. Dedelerden, babalardan. Aynen. Seher. Efendim abla. Senin üst iç çamaşırında iki tane DNA leke bulunuyor. Ne lekesi abla? Bilmiyorum. O lekeyi araştırıyorlar. İsmail'in DNA'sıyla karşılaştırıyorlar. İsmail'in DNA'sına ait çıkmıyor. Üst iç çamaşırı derken anladın değil mi? Ben bir söyleyeyim. Sütyenin de başka bir erkeğe ait DNA çıkıyor. Senin akraban olabilecek birine ait bir DNA çıkıyor. Senin baban. Değil. O anlamda değil. Bilmiyoruz. Erkek kardeşin. Ayrıca soy bağından gelen bir erkeğe ait DNA bulunuyor. Babasına ait olabilir. Erkek kardeşine ait olabilir. Ya da senin soy bağından gelen başka bir erkeğe ait bir DNA. Bir erkek DNA'sı bulunuyor. İsmail'in değil ama. Nasıl bulunuyor Ser? Leke. İki tane leke. Boğuşma sırasında İsmail senin üstündeki kıyafetleri çıkardı mı? İsmail kendi kıyafetlerini çıkardı mı? Hayır. İsmail'e boğuşmuşsunuz ama İsmail'in tırnaklarında senin DNA'n yok. Senin üst iç çamaşırında baban, erkek kardeşin ya da sizin baba tarafından gelen soy bağından bir erkeğe ait bir DNA bulunuyor. Çıksın abla. Kimin DNA'sı? Senin iç çamaşırını kimin DNA'sı çıkar ya? Abla artık Okutayım sana belgeyi. Gel, okudum. Gel oku. Sen okuncağına inanıyorsun. Gel oku. İç çamaşırın beyaz renkli değil mi? O gün iç çamaşırını hatırlıyor musun? Rengini hatırlamıyorum. Ama şunu okuma. Seher Yeşilkula isimli şahsa ait olduğu belirtilen beyaz renkli iç çamaşır üzerinde laboratuvarda alınan 1 ve 2 numaralı leke numunelerinden karışım halinde DNA profilleri elde edilmiş olup bu karışımlar içerisinde 3. madde belirtilen DNA profilinin yani sana ait bulunduğu ya bunun da işte yani şöyle söyleyeyim en son şeye geleyim bir erkeğe özgü senin
baba soyundan gelen tüm erkek bireyler olabilir. Baba, erkek kardeş, amca, başka bir, örneğin Faruk. Sen açıklayacaksın. Niye açıklayayım abla? Giydim, çıktım, gittim sabahleyin ben. O gün de komple işteydim zaten. Olay sırası, olay sırasında olmuş olabilir. Bak Seher, Okan, birincisi sen bıçakladıysan Faruk. Yani şu şeyler bize bıçaklamadığını gösteriyor. Sen diyorsun ki ben bıçakladım, kendini kaybetti, ölmek üzereydi diyorsun. Değil mi? Evet. O zaman çocukta bıçak izi olması lazım, pantolonda, kasıkta bıçak olması lazım. İkincisi, acaba oraya biri geldi, senin kazağını çıkardı, o kanı ona bulaştırdı, sonra o kazağı sana giydirmiş olabilir mi Seher? Hayır ya. Ama sen hatırlamıyorsun ki. Hatırlamadığını söylüyorsun. Yok yok, kan yok, bıçak yok. Bıçak, bak, bıçakladığı yerde kan yok. O sırada senin kıyafetini çıkardığı için sen de kendinde değilsin. Olayın şokunu yaşıyorsun. Yardım istediğin tek bir adam var, Faruk. Faruk o sırada sana dokunmuş olabilir bir yerde. Yani çıkarıp kaza, çünkü olayı başka türlü süs verecek. Ya da başka şeyler oldu, bilmiyorum. O kan Seher, normal bir kan değil ya. Üstündeki normal mi sence? Değil. Bu pantolona baktığında normal mi? Şüphelenmemiz değil. Normal değil mi? Normal, şüpheleniyoruz yani. Senin bile kafan karıştı. Sen o kan kaza bulaştırılmış. Biri senin üstünden çıkarmış o kaza. Senin olayı sana yıkmak için de bir plan yapmış. Sen de bir yere kadar hatırlıyorsun, bir yerden sonra hatırlamıyorsun. Çünkü olayın şokunu yaşadığın için farkında değilsin yani. Bu arada cinayet bürodan birilerinin de şöyle bir tezi varmış. Onu sonradan söyleyeceğim. Sen o çocuğu bıçakladın. Oradan ayrılırken sen zaten bana da sahip olamadın. Erkekliğine dönük hakaretlerde bulundun mu sen İsmail'in? Hayır. Bir hakaret ettin mi İsmail'e? Hayır, etmedim. Sen de erkek misin, bilmem ne misin dedin mi? Hayır. Yani efendim orada çocuğun bilmem nesine hakaret etmişler. Çocuk da ben nasıl erkeğim demiş, gitmiş orada ağacın oraya kendisine, hayatına son vermiş. Hadi canım, ben de buna inanmıyorum yani. Seher, bir daha söylüyorum, kayıtlara girsin diye soruyorum. Sen İsmail'i bıçakladıktan sonra farz edelim ki sen böyle hatırlıyorsun. Sana dönük bir girişim de gerçekleşmiyor. Bir başarısızlık olayı da yok, değil mi? İsmail'de ben nasıl sahip olamadım İsmail'e, şeye, Seher'e diye. Öyle bir başarısızlık üzüntüsü de yaşamıyor. Doğru mu? Sen giderken hakaret etmiyorsun. Hayır, etmiyorum. Sen nasıl erkeksin? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ha, araya mı gideceğiz? Tamam, bir dakika, şunu sormam lazım. Öyle bıçaklıyorsun, bıçaklıyorsun, kaçıyorsun değil mi? Evet. Hakaret mi, hakaret etmiyorum ya. Hakaret etti diyelim. O da kendi hayatına son verdi. Ya özür dilerim ama. Bu bıçağı nasıl açıklıyoruz? Seher'in İç çamaşırının üstündeki bir erkeğe ait, akrabası olan bir erkeğe ait DNA'yı nasıl açıklıyoruz? Nasıl açıklıyoruz ya? Biri senin iç çamaşırına dokunmuş. Neke var orada? Ya izninizle ya, bir araya gidelim lütfen. Ne oldu Seher? Kaldıramayacağım bir yük var. Bize paylaş artık bu yükü ya. Ne oldu? Yani süremizin sonuna gelmişiz Seher. Yarın tekrar birlikteyiz. Ama burada bir genç kızın da hayatı. Yani iki aile de perişan durumda. Bediyeler evlatlarını kaybettiler. Hayatta Seher ama sanki... Ya Seher, tamam. Peki.
Yarın tekrar birlikteyiz ama biz biraz daha devam edeceğiz. Yarın tekrar göstereceğim, konuşacağım sizlerle. Yarın açıklayacağım önemli bilgiler de var. Bakalım Ser onları duyunca bir şeyleri hatırlayacak mı? Yarın tekrar beraberiz. Hoşçakalın. Ser.